Oyuncu Nevra Serezli. Neden çarşafları kızım, onları ben işlemiştim. Benden bir parça saklı o çarşaflarda. Aydınlık Evler tiyatro oyunuyla 15 yıl aradan sonra sahnelere dönen Demet Akbağ ve rol arkadaşları Sinem Ünsal, Burak Takak, az sonra Biz Bize De. Bizden herkese günaydın. Aynı zamanda hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Yine dolu dolu bir programla sizlerle birlikte olacağız. Nevra Serezli bizimle, sevgili Kubat bizimle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Bir de Nihavend makamıyla giriş çok güzel rahatlattı. Teşekkür ederiz. Evet Kubat'cığım, hayırlı olsun abim. Teşekkür ederim. Hemen program başlamadan şöyle bir Nevra ablama, evet. Büyük üstad. Canım sağ evet. olasın. Bir son CD olabilir bu tarihe evet. geçsin. Bu baharın. Çok evet. teşekkür ederim. Bu da sevgili Sinan. Teşekkür ederim. Teşekkür Koca ederim. Dünya albümü. Bayağı bir uğraştık, pandemiye evet. de takıldı. Bununla koşturuyoruz. İyi gidiyor. Ama şey eskiden ablacığım. Albüm çıktığında sabah erken 7-8 un kapanına giderdik. Kamyonlarla CD'ler, kasetler gelirdi. Oradan kamyonetlere aktarılır, Anadolu'ya dağılırdı falan. Biz de böyle bir ay telefonun başında nasıl gidiyor, Eskişehir'e ulaştı mı, Ankara'ya gitti mi, Antalya, Antep vesaire takip ederdik. Şimdi öyle bir şey yok. Hepsi buluta, bulutlarla böyle geziyor. Ben yine de son olarak böyle bir hediyelik olsun diye CD'sini Harikasın yine de yaptık. Ya, fiziki başka bir şey. Ben çok için. Teşekkür ediyorum. Çünkü ben saklarım bütün CD'leri. Yani yılların. Müthiş bir emek var. Hatta evet. kasetlerim bile hala durur o devirden kalma. Siz evet. pek hatırlamazsınız herhalde böyle minik kasetleri. Kalemi de sokup çevirirdim böyle arada bir bozulur o. Sarardı. Onları hatırlıyoruz biz Hatırlıyor abla. Hatırlıyor musunuz var. Peki iyi tabii. o zaman. Bu kendi tercihiniz miydi illa böyle yaptırayım da hediyelik olsun diye yoksa? Hayır yani yine illa olması lazım tabii benim için ama şimdi şirketle de konu DMC'den çıktı bu arada. Samsun Demir'e bütün ekibe selamlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi çıkaran var, fizikisini çıkarmayan var. Ben yani dokunmam lazım, elime almam lazım. Hani bir parça değil, 10 tane eser var içinde. 5 tane türküler var. 2 tane Mahsuni Şerif'ten var vesaire. 5 tane de yeni eser var. Bu kadar bir albüm yani. Yine de illa da fizikisi olsun diye direttim. Yaptık, böyle dağıtıyorum. Çok güzel oluyor. Güzel, güzel. Eli boş gitmiyorum bir yere. O değil de ben esas şeye takıyorum. Buraya sürekli her hafta birisi geliyor. İşte evet. Bahsediyoruz. Albüm çıktı bir şey yok. Albüm çıktı bir şey yok değil. Single çıkıyor, şu çıkıyor. Diyorlar ki hepsi akıl, ağız birliğiyle. Bu devirde albüm yapmak akıl kârı değil. Doğru, delilik. 2 yıl sonra ilk kez birinin albüm yaptığını konuk olarak burada yaşıyorum şu anda. Niye? belki de hakikaten son albüm. Çünkü şöyle bir şey var ablacığım. Görseli olmayan bir şey hakikaten boşa gidiyor artık. Şimdi biz şöyle düşündük bununla ilgili. Bir tane klip çektik, çok güzel. Koran Bozkurt çekti. Hı hı. Bir de bu Koca Dünya çok önemli. Hemen kısaca ondan da bahsedeyim benim için önemini. 40 yıl önce babamın yazdığı bir uzun hava. Adaletsizliğe, eşitsizliğe, zalime, zulümlere yani böyle serzenişi esasında. Her albümde bunu yapmak istiyordum. Altını böyle modernleştirerek, bir beat koyarak vesaire. Bu albümde de bu albüme kısmet oldu. Bir de arasına rap olursa çok iyi olacağını düşündüm. Çünkü Fuat Ergin hastasıyım. O da bizim mesela halk müziğinde Musa Eroğlu dededir yani. Dedemiz, dede deriz ona. Sevgili Fuat da rapte dede. Hastasıyım da. Bir de bu işte adaletsizliğe vesaire söylenecek o kadar söz var ki. Hani iki kıtayla yetmeyecekti. Araname yerine çok güzel rap olur diye düşündüm. Ve hakikaten tahmin ettiğimden daha da güzel bir şey çıktı ortaya. Ve albümün adı da o yüzden Koca çok Dünya güzel. Oldu. Klibini de buna çektik. Hesapta yoktu yani böyle bir rota ama böyle oldu. Şimdi de o kalan bir klip daha çekeriz. Güzel, profesyonel bir klip çekeriz. Kalan 8 parçaya da bir
performans klipleri çekeriz ki hepsinin görseli olsun. Süper. Artık hepsi emek istiyor. Şimdi eskiden şey vardı, kısaca onu da anlatayım. Bir CD'de 2-3 tane hit eseriniz varsa süperdi. Diğerleri de renk parça olarak eyvallah dolduruyordu, güzel dinliyorduk. Şimdi o renkleri de dijitale yüklediğimiz için birisi hemen beğenmeyebiliyor. Bizimle değilsin diyor, eksi yazıyor. Yani o kadar verdiğin emek boşa gidiyor. Yani çok tehlikeli bir şey de bu arada. Hani boş doldurmayacaksın özellikle bizler için. Herhalde o anlamda belki son CD olabilir. Tabii projeler yine devam etmeli. Mesela bir proje yaparsın, onun CD'si olabilir. Yani bir 10 eserlik bir şeyler. Ama artık bundan sonra hakikaten de böyle tek parça yaparsın klibin. Bütün emeği oraya verirsin falan filan. O dönem başladı. Geçti bile de biz hala geriden geliyoruz. Yine de mutluyum yani. Nevral ama geçmeden hemen önce bir şu klipten çok bahsettim. Bir klibi biraz kısa bir izleyelim, çok sonra sevinirim. Devam edelim. Çok evet iyiymiş. Lütfen tavsiye ediyorum. Harika, evet. Harika. YouTube'da bol bol tıklasınlar ve klibi izlesinler. Yani teşekkür çok ederim. Çok güzel dinlenir. Sağ ol ablacığım. Çok ne kadar güzel yakışmış. Türkü çok, ve rap çok ne kadar olmuş. Yakışmış. Yani düşündüğümden çok çok güzel oldu hakikaten. Çok içime sindi. Fuat'a da tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Aynen. Yolu açık olsun. Sağ çok güzel. Aynen. Teşekkür ederim. 11'i sonra tekrar sahneler. İşte ben de CD çıkardım. 11 yıl sonra. 11 yıl sonra kendimi müziğe verdim diye. Kendimi müziğe verdim. Evet öyle oldu, denk düştü. İyi ki de tabii ki pandeminin olabileceğini düşünmemişim. Hep diyorum ya, ya ne kadar iyi bir öngörüm varmış. 11 yıl evde oturup pandemiye denk getirdim. Pandemide tiyatro provası yapıp 45 oyun oynayıp 16 Mart'ta pandeminin yasakları başlayınca Ankara'dan turneden o gece arabayla dönüp 17'si 18'i kapandık 2 gün sonra. Ve ondan sonra aynı koltukta oturdum 2 sene boyunca. Biraz 65 yaş üstü olunca da bize cezalar geldi ya. Evet. Hiçbir yere çıkamadım. Sıkılmışsınızdır. Sıkıldım. Eski arşivleri karıştırdım. Eski fotoğrafları düzelttim. Metin'in bıraktığı bir takım şeyler vardı. Onları düzelttim, arşivledim. Gazete küpürleri vardı. Onları dosyaladım. Öyle vakit geçti işte. Ne yapalım? Sonra izinler çıkıp da oynamaya başlayınca bu sefer de tam başladık yani. Aylardır turnedeyim. Yani bunu söylemekte sakınca görmüyorum ama acayip bir ilgiyle karşılanıyoruz. Süper. Anadolu'da acayip bir ilgi var. Sanki böyle 2 sene onlarla benimle aynı koltukta oturmuş gibi, hani tiyatro geldi diye akın akın geliyorlar. Sonra maşallah çok iyi seyircimiz. Biraz anladın mı oyunu? Ağaçlar Ayakta Ölür. Ağaçlar Ayakta Ölür bir babaannenin hikayesi, aile hikayesi. 1950'lerde yazılmış, bir İspanyol yazar tarafından yazılmış. Daha dramatik olarak oynanmış bizde oynandığı zaman Devlet Tiyatrosu'nda. Ben kolejde talebeydim, bunun oynandığı yılı hatırlıyorum. Macide Tanır çok büyük sükse yapmıştı ve ona bir hayran mektubu yazmıştım. Yani ben de bunu oynamak istiyorum diye kolejde. Aa. Düşünebiliyor musunuz? 62-63 senesinde yazmıştım. İşte 2019'da oynamak kısmet oldu bana. Çok evet. Enteresandır. Maşallah. Böyle şeyler olur ya hayatta, enteresan denk düşmeler 2023 olur. 2023 desek 50 yıl mı oluyor? Evet ya. Sonra Yıldız Kenter bunun filmini çevirmişti. Çolpan İlan oynamıştı. Daha dramatik, daha ağır havadaydı. Fakat şimdi modern anlayışla ve bizim günümüze ve Nedim Saban'ın modern bir anlayışla bunu sahneye koymasıyla, modern bir dekor var. Yani hayal gücümüzü çalıştıran bir dekor var. Ağaçlar evin içinde. Yani demek istiyor ki o ağaçlar bizlerle hep birlikte ve o ağaçlar ve ıhlamur kokusu evin çok önemli bir parçasını, bizim duygularımıza çok önemli bir şekilde hitap ediyor. Ve ben bunu oynarken de gerçekten çocukluğumdaki bizim evdeki manolya ağacının kokusunu duyuyorum. İnanır mısınız? Oynardık böyle o ağacın altında ve müthiş bir kokusu olurdu. Oyunda da hep bir ıhlamur ağacının kokusunu hatırla diyor torununa. O kokuyu duy diyor. Bu ev yıkılsa bir ıhlamur ağacı kalsın. Bize eskiyi hatırlatsın. Şimdi o laf benim çok hoşuma gidiyor. Bize eskiyi hatırlatsın. Bu günümüzde o kadar çok şey, senin demin başladığın gibi her şey dijital, her şey parmak altında, her şey noktalama şeylerle, düğmelerle oynuyor ya. Ya orada bir ıhlamur ağacı var ve onun yaprakları var. O yapraklar dökülüyor, kuruyor.
ya da kurumuyor. Ona yaklaştıkça o kokuyu alıyorsun, evine gidiyorsun. O burundan o koku, hoş pandemi kokumuzu da yok etti ya. Yani onların hepsi çok değerli anılar. Onu hatırlamamız lazım diye düşünüyorum. Yani bunu şeye bağlamıyorum. Hani yaşlandın, hep eski, hep nostalji. Hani ben şeyi sevmem, bizim zamanımızda, bizim zamanımızda. Fakat bazen de bizim zamanımız çok önemli. Yani gençlere bir takım şeyleri de aşılamakta fayda var. Ben her zaman söylüyorum. Ne olur mektup yazmayı unutmayın. Not yazmayı unutmayın. Sevdiğinize ufacık şeyler yazıp yollamayı. Bizim zamanımızda parfüm sıkılırdı mektuplara, aşk mektuplarına. Bir de rujlayıp dudağınla böyle basardın. Alan dudak resmi görürdü. Şimdi onun emojisi var. Emojiyi basıyorsun. Ben bile kullanıyorum çünkü yazmaktan sıkılıyorum. Evet, biri yolda. De güzel bir şey. Hayır, ben ne yapıyorum biliyor musun? Mor çok severim. Mor kalpler var ya telefonda. Devamlı mor kalp basıyorum. Çünkü seviyorum ama yazamıyorum. Seni özledim, seni seviyorum, teşekkür ederim. Cart mor kalp. Çok mor kalp yollarsam çok seviyorum onu. Çok tatlı. Yani bir tarafıyla aslında modernleşebilmeliyiz ama o değerlerimizi de bizi biz yapan özelliklerimizi de kaybetmememiz i̇şte, gerekiyor. İşte mühim olan o dengeyi bulabilmek. Aynen. Yoksa modern çağa... Kimse yani, onu reddedelim demiyor hayır, ama yani bir anneanne, bir babaanne kültürü çok önemli bizim toplumumuz için. Çok yani, çok önemli. O kadar kıymetli de ki yani herkes... Şansı yok anneanneye babaanneye emanet etme. Çok önemli bir şey. Bu oyun da o yüzden insanların şurasına çok, dokunmuştur evet, diye düşünüyorum. Çok dokunuyor. Ay geçenlerde bir ben belgeseldi. Eşimle gittim özür dilerim abla oyuna. Bilmiyorum siz gittiniz mi? Gitmedik. Anlatayım çok kısa. Lütfen. Bir dakika. Eşimle gittim. Hem güldüm hem ağladım tutamıyorum ki çok zor ağlarım yani. Hem her şey bütün duyguları yaşadım. Sonra oradan çıktığımızda dedim ki. Bana mı öyle geliyor? Ben böyle bir oyunculuk görmedim yani ve çok çok geç kalmışız zaten. Hani kopuyoruz bazen hayattan ablacığım. Çok özür dilerim. Hayır. Bir hafta sonra da tesadüf televizyonda Metin Akpınar'la ilgili bir belgesel var. Ona da soruldu işte kimle siz oynamak istersiniz? Sizin için kim var? Şüphesiz Nevra Serez. Aa kendimi doğruladım. Ben de anlıyormuşum bu işlerden diye. Ya müthiş. Çok müthiş güzel denk geldi. Gerçekten. Bayağı güzel bir şeyden geçmiş. Ya, müthiş yani. Müthiş çok teşekkür ediyorum. Yani inanılmaz. Gerçekten çok mutluluk duyuyorum sahneye çıktığım zaman ve de o reaksiyonu aldığım zaman da yaşadığımı hissediyorum. Yani bir sürü tiyatrocu hep bunu söyler. Hani vardır ya meşhur klasik laf sahnede ölmek istiyorum diye. O çıkıp da seyircinin gerçekten bunu Kubat çok iyi bilir. Resmen o seyirciyle arandaki görünmez bir ipin bağlantılarını ve enerji oklarını hissediyorsunuz. Yani belki bizim gibi bu işi böyle çok uzun yıllar yapanların, çok değerli sanatçılarımızın hani uzun ömürler bunu severek yapma nedenleri bu. Ben hissediyorum. Yani enerjinin, enerji akımının görünmez ipler halinde o kadar seyirciden sizin üstünüze gelmesini hissediyorsunuz. İşte bu da bir doping oluyor yani bir motivasyon tabii, oluyor ve sizi canlı tutuyordu çok yorgun zaten. Olmana rağmen o anda yorgunluğu hissiz de herhalde konser sonrası kanter içinde kalıyorlar ama garip bir mutluluk oluyor. Ne güzel maşallah. Pandemi zaten birçok şeyi bizden hayatımıza değiştirdi. Şunu da diyebilirdiniz bu saatten sonra kimse sizi zorlamıyor. Yani iki yılda böyle geçmiş. Şimdi artık bu saatten sonra pandemi ben artık tamam bakayım mümkün değil. Çünkü doyuramadık seyirciyi. 45 oyun çok az bir tiyatro eseri. 45 oyun da fark etmez. 450 de oynasanız siz sonra yeni bir oyuna devam edersiniz. Zaten. Hayır. Yanlış yani, mı düşünüyorum? Yani hayır şey yani. Bu oyun onu tam çekemedik çemedim. Şeyini. Sağamadık yani alamadık diye. İyi ki de öyle düşünmüşsünüz. Çünkü Anadolu'daki bu kadar ilgiyi, yalnız Anadolu bir tek bize değil, diğer bütün oyunlar da gittiği zaman görüyorum. Bizden sonra gelenler ya da bizden önce gelmiş olanlar hepsi çok güzel ve dolu gidiyor. Şarkılarda, konserlerde öyle. Bütün Türkiye'de şu anda her herkes sold out yani. Evet, şimdi şeyde mesela, şimdi Ramazan'dayız tabii ama Mayıs ayı inanılmaz yoğun görünüyor bizde de konserler vesaire. Herkes için öyle tekrar bir... Ya inşallah o günlere yani o pandemi dönemine tekrar dönmeyiz. Tamamen kurtuluruz da yani işler açılır. Çünkü çok oturduk bizim sektörde özellikle. Sizin de tabii öyle canım, işte aynı şey. Yani
Çok fazla oturduk. Şöyle bir şey hissediyorum. Pandemi döneminden sonra daha çok ilgi oldu. İnsanlar o oturmaktan kıymetini anladılar. Bindi, dışarıda olabilmenin, bir performansı canlı izleyebilmenin kıymetini anladı insanlar bence. Sıkıldık teknolojiden ya pandemi sevmediğim sürecinde. Sevmediğim arkadaşlarımı özledim. Hepsini ziyaret ettim. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Mesela, güzel. İyi ki varmış falan. Yani kızıyorsun bazen ya. Boş ver ya. Hani. Kuvat şimdi. Sen şöyle bir de bir şey var. Sen bir kere gençlerin o kadar güzel bir şey yapıyorsun. Türk halk müziğini sevdiren adamsın bence. Çok aynı zamanda türkülerimizi unutmayan ozanlar, mozanlar falan inanılmaz güzel işler yapıyorsun. Çok sağ ol. Fakat şöyle de bir hikaye var. Onu da o kadar güzel şimdi baktım biraz önce dinlerken çok hoşuma gitti ama şöyle bir şey var. Yani ne gerek var? O rapçi kalsın. Ya bir halk müziğin ortasına böyle bir şeye ne gerek var? Güncellemeye ne gerek var? Sen şimdi röportajlarında da unutuyorsun. Güncelliği yakalamakta o konuda da ustasın. Hiç bu konudaki eleştirilere senin çok güzel bu sonuçta sen de dalının ustasısın. Yaşın genç olabilir hiç fark etmez. En iyisini yapanlardan birisin. Bu konudaki eleştiriler sana özel bir eleştiri değil bu genel anlamda. Evet, evet. Genel anlamda büyüklerimiz hep diyor ki ya bazı zaman ya gerek yok ya o öyle kalmalı ya o Aşık Veysel'in arasında niye ne gerek var? Ben onu öyle dinlemek istiyorum ya da biraz önceki Fuat'ı Fuat gibi dinlemek istiyorum. Kubat'ı Kubat gibi. O Ozan'dan söylediğim halk müziğini aynı şekilde kalmasını yeğlerim diyenler. Doğru. O zaman zaten aslına gitmen gerekiyor. Neşet Ertaş'ı sadece sazıyla dinlemek gerekiyor. Rock'tı o zaman. O zaman da o Anadolu ezgilerini çok sesli olarak genç kuşağa aktaran en değerli isimlerimiz bunlar mesela. Evet. Üç büyükler. Biz ne yaptık? Yaş geldi işte 20-21 falan. Belki üzerine bir tuğla koymuş olabiliriz. Çünkü sadece rock değil bazılarında çok senfonik bir tını istiyorum. İşte klasik gitar eğitimi var Belçika'da bazı işte klasik müzikle de biraz haşır neşir olduğum çok seviyorum. Türküleri senfoniyle yapmaya bayılıyorum o zaman onu da yapmayayım mesela. Okay. Yani şimdi benim hedefim iki yıl kaldı 50'den sonra frakımı alayım şey yapayım bunun altyapısını da bayağı yaptık. Çünkü her 2-3 yılda bir senfonilerle türküler yapıyoruz ablacığım. Bilmiyorum. Çok da keyifli oluyor inanılmaz 6 ayımızı alıyor provalar yapıyorsun. O başka bir şey yani. Yani tiyatroya hazırlanır gibi bir konser. Bunu mesela işte yurt dışına hani diyoruz ya kültürümüzü tanıtalım. Evet. Tabii ki otantik başka bir şey. Orada da otantizme değer verenler başka bir kafa. O aslı müthiş bir şey. Ama böyle farklı lezzetleri de meç etmek başka bir mutfak yani. Başka bir lezzet. Bir şef vardır ya hani alır oradan buradan bir şey yapar. Füzyon yapar. Yani müzikte de bunu böyle görmek lazım. Bir de mesela bu benim yaptığım bu uzun havayı modernleştirmek ve araya rap olsun diye değil ki. Yani yoktu rap. Sonra yaparken böyle bir beat o kadar güzel gidiyor ki beat. Buraya bir söylem lazım. Kim olursa olabilirdi. Fuat olursa olabilirdi benim için. Başka türlü rap yapmazdım zaten. Hmm. Hani rap olsun o olmazsa şu... Kendim okuyayım da demezdin. Hayır yapamam. Alternatifi yoktu ve Fuat'ın kalemi lazımdı. Yani 40 yıl önce bir ozan ima yoluyla esasında o zaman çok şeydi zaten imayla duvarı yıkabiliyordun, devirebiliyordun. Şimdi daha sert sözlerle olduğu gibi aktarma. Müzik de benim için öyle bir şey oldu yani uzun havayla rapin bir araya gelip böyle bir sinerjiyle ortaya çıkması. Mehmet Han kardeşim de harika bir düzenleme yaptı. Yani iyi çıktı. Nokta. Güzel güzel. Teşekkür çok ederim. Harika. Ben sizin senfonik konserinizi izlemiştim ve gerçekten büyülenmiştim. Ah, yani ben bir Kubat fanı değildim. Türkü de çok dinlemem ama halk müziğiyle de aram çok. Ama o senfonik konser bana o kadar iyi, o kadar keyifli gelmişti ki yapmaya i̇şte çalıştım. Benim hedef kitlemsin. İşte benim hedef kitlensin. Çünkü bilmeyen o kadar çok kopuk insanlar var ki bilen zaten biliyor. Evet. Bilmeyene eğer bu lezzeti yakalayacaksak, vereceksek böyle bir köprülerle, böyle farklı lezzetlerle sunmak. Sonra sen merak edersin. Ya tabii. Bu ne güzel türküymüş. Aynen öyle. Dersin aslını da dinlersin. Bir taşla iki kuş vururuz. Ne kadar güzel. Evet. Ne kadar güzel türkülerden alalım bir tane diyor yönetmen hemen o zaman. Tabii. Yakalamışken Kubat. O zaman o kadar. Mahsuni Baba'dan bir türkü koydum. Ah. Çok istiyordum. Gizli harika. Gizli onu söyleyeyim. Lütfen gizli gizli. Yaşasın. Ayakta mı oturuyor mu? Nasıl istersen rahat ol. Bir kalkayım şöyle ya. Bir sahneyi kullanayım.
Teşekkürler. Ağzına sağ olun. Sağ olun. Ne güzel eski türküler. Ne güzel bir türkü değil mi Mahsuni yani. Baba'yı? Rahmetle, saygıyla. Allah rahmet eylesin. Bu koca dünyayı babanız mı yazdı? Evet. Babamın yani... bir uzun havası. Bizde babam çok güzel sesi vardı. Kendi kendine de böyle çalar söyler. Bazen keyiflenince böyle 2-3 arkadaşı varsa onlara çalar söyler. Öyle sahnesi falan yoktu. Hı hı. Mekan vardı işte. Hafta sonları hatta abimle ben orada müzik yapardık 8-9 yaşlarımızda. Hafta sonu. Belçika'dan söz ediyorsun. Evet, Belçika'da. Hı-hı. Çok sevimliydim ben ablacığım. Gene öyle şey. Öyle mi? Gene bunu öylesin. Duymak istedim. Derlerdi ki... oyunda yap, reklamda yaptın ya, pamuk pamuk diyor. Yani o öyle yazmıyor aslında orada. Evet. Dayanamadım böyle yanaklarımı. Öyle mi? Spontan ya, müthiş bir, güzel ya. Müthiş bir dostluk gelişti. Nerva ablamla. İyi ki yani o ya, iş vallahi, olmuş. Evet. Seni tanımışım. Tanırdım, teşekkür dinlerdim. Ederim, ben de hoşuma öyle. Giderdi. Onda böyle bir Avrupa'yilik de var ya alt yapısında. Müzisyenlik de var. Onun için... Bir de efendiliği, davranışı o kadar anlaşılıyor ki. Sağ olun. Yani birebir karşılaşmamız olmasa bile. Aslında bozulabilirdim abla da. Şöyle baktığın zaman kişiler hakkında şey, çok fikir ediniyorsun. Şey demişlerdi, bu çocuğu kavanoza koy da büyümesin. Babam da beni kavanoza koydu, daha yeni açıldım ben. Ben de sen hep o kavanozda kalıyorsun. Teşekkür ederim. Maşallah, ya, vallahi öyle. Biz bir reklam filmde beraber oynadık ablamla. Bir anne figürü aranıyor falan. Duyduğumda dedim... Aman Allah'ım gerçekten mi? Kabul etti mi? İşte seni seviyormuş falan filan. Nasıl şımardım? Kavanoza geri girdim. Fazla şımardım. Çok teşekkür ediyorum. Haldun da reklamı seyretmiş. Gayet sakin bana döndü dedi ki. Ayol sen ne zaman doğum yaptın dedi. Ne diyorsun Haldun dedim. Şimdi içimden de diyorum ki bir şeylerle karıştırıyor herhalde koskoca Haldun Dorman. Ne işin var ne pekmezin. Çok güzel. Çok. Öyle bir keyifli çalışmamız oldu. Çok çok, çok keyifliydi. Evet. Gerçekten çok. İlk kez mi babandan bir şey alıyorsun? Daha önce kullandın. İlk albümde de var. Türküsü vardı. Bayram. Niye bu kadar geç kaldın diyecektim denk geldi. Aslında var böyle ama işte zamanını bekliyorum. Yani bazen denk gelince repertuar falan. Çok okumak istediğim şeyleri mesela... Şu gizli yıllardır okumak istediğim bir türkü. O kadar çok var ki hala da. Bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Albümde yeri var mı? Bazen diyorsun ki ya bunun muadili şu var falan çıkarıyorsun. Ne, bir, çok zor yani iş. Bir renklendirmek lazım. Ama gerçi artık albüm kalmayacağı için rahatladım yani. Aklıma estiğini yaparım bundan sonra ben de madem tabii öyle. Onların albüm yapması bizim tabii. Piyesi sahneye tabii, koymamızla tabii. Eş değer. Yani 1,5-2 ay... Masa başı çalışılır o piyesi. Dersin ki ya ne o kadar uzun uzun okuyorsunuz, çalışıyorsunuz ya. Yani. Çık ezberle oyna. Hani dışarıdan insanlar öyle bakıyor ya. İnanır mısın hala her oynadığında yeni bir şey buluyorsun. Yani yeni bir şeye nokta basıyorsun. Ya da niye ben bunu böyle düşünmüşüm diyorsun. Zaman geçtikçe, oynadıkça. Evet. Sizin için de öyle. Bir albüm yapmak, o parçaları bir araya getirmek, bir konsept belirlemek... Onun üzerinde düşünmek öyle 3 dakikada 2 dakikada pıt tadı yap kesinlikle. Gel stüdyoya olacak iş değil. Yani çok aynı işler içindeyiz diye düşünüyorum. Bizim için de aynı şey geçer. Herkes acaba sizin gibi mi düşünüyor? Biraz önce ne kadar etkilendim program başlamadan seyircilerimiz bilmiyor. Yani şu mikrofon hikayesini konuşurken o kadar ince detay bir şey verdiniz ki bunu kaç kişi verebilir ki? Şu mikrofon beni babaanne yapmıyor. Yani tiyatroda eğer ben bunu takarsam... Evet, bak tüylerim diken diken oluyor. Unutuyorum, unutabilirim, şeyi unutabilirim. Evet. Babaanne olamıyorum, içten olamıyorum. Bu nasıl bir profesyonellik? Muhteşem bir şey. Ya evet, yani görsele de çok önem verdiğim için bazen çok büyük yerlerde oynuyoruz. 1400 kişiye açık havalarda daha fazla. Otomatikman sesçiler mesela bunu bana getiriyorlar. Yani bunu ben taktığım zaman popstar gibi falan hissediyorum kendimi. Konserde ben tam takarken kırıldı abla. O yüzden bunu verdiler. Ben de takınca tik oluyor bende gözüm böyle herkese. Evet. Göz kırpıyorum. Şimdi rolde tabii babaanneyi oynuyorum. Dramatik sahneleri de var. Yani bunu taktığım anda kendimi o hissetmiyorum. Yabancılaştırma yapıyor bende. Beni oynayın ne olur bana diyorum. Mecbursak yaka mikrofonu verin diyorum. O kadar enteresan ki dışarıdan gelen evet. Ufak bir ses, bir yerden duyulan bir şey. Yani o sırada senin oyunun çok konsantre olup hani rolümden
kurtulamadım, kendimi kaybettim diye bir şeye zaten inanmam. Yoktur öyle bir şey. Her oyununda büyük konsantrasyonun içinde, sizin için de aynı şey geçerli. Konserde şarkıya kaptırırsın belki, senin anın şeyinden söyleyeyim. Orada çukur var, orada ışık var, orada pano tabii var, burada kemanın şeyi duruyor. Bunların tabii da hepsinin böyle bilincinde, o yüzden yorulursun oyundan çıkınca. Hmm. Çift taraflı konsantrasyon içindesin. Yani hem ayağın buradan kaymayacak, sana karşı konuşmam lazım, hem rolün içindeyim. Ama buradan geçeni de görmek zorundasın, spotunu da almak zorundasın. Oo. Bütün tabii yani bütün bunları aynı anda yapan bir beyin haline geliyorsun. Hmm. Oyun bitiyor. Vücut yorgun değil. Beyin yorgun. Dans bile etsen. Evet. Bazı beyin yorgun. Halk konserlerinde işte 30-40 bin insan oluyor sahne. O kadar ben de şey yapıyorum. Coşkuyu çok severim. Tabii. Tamam, duygusal türküler falan ama hareketli türküleri de çok seviyorum. Ve orkestramızda da böyle funky düzenlemeler falan yapıyor. Çok hoş, keyifle yapıyoruz yani. Bazen diyorum çığlıklar nerede falan, bir çığlık falan, kendimi atasım geliyor mesela. Diyorum ki ya bu cüsseyle yere çakılırım, duruyorum mesela. O da bir kontrol. Tabii işte. Self kontrol. Bak ne kadar kendinden geçmiş ama evet, gene kontrolü var. Ama tutuyorum kendimi. Normalde atmam lazım ama yapmıyorum. Dünyada atanlar var ama. Evet. Ama ben diyorsun ki atan. Ama abi yine dünyadan uzak bir yere gidebilirim. Orada kalmam gerekiyor. Doğru, işte bu. Bu. Bu yoruyor. Bence bu. Türk halk müziğine bunu da eklemelisiniz. Yani final öyle olsun. Finalde. Hem de frakla. Evet. Hemen anladın sentezi. Sen hemen yakaladın ya sentezi. Hazır bunun arkasında çok güzel bir örnek diye hemen şunu da ekleyeyim. Ümit abi var. Almanya'da yaşıyor. 5 senedir bekliyor. Müthiş bir eseri var. Arabaşı. Arabaşını bilir misiniz? Çorba değil mi? Evet, arabaşı çorba. Çorba değil. Çorbası var. Ha. Ama aslında hamurdur. Hamuru dökerler. Evet. Arasını baklava gibi böyle kalındır. Açarsın. Böyle İç Anadolu yemeği. Afyon, Yozgat, Ankara falan, Polat çok iyi bilir. Kışın yenen bir yemektir. Arabaşı türküsü var. Bayılıyorum. Yani çok güzel. Ya diyorum okuyacağım ama 5 yıl geçti ve bu albüme yapacaktık, yine girmedi. Örnek veriyorum. Hı. Çünkü yani birkaç parça öyle dışarıda kalıyor. Yıllardır yapmak istediğim şey bazen olmuyor. Nerede yani yiyebilirim? Arapaşı'nı turnuya gidiyorum, bakayım sorayım. Ankara olabilir, Ankara'da Yozgat olabilir, Afyon olabilir. Afyon olabilir. Afyon'da arabaşı. Arabaşı. Onu ben söylersen abla hazırlattırırım. Köyden göndertirim. Tamam. Evet, evet. Bak, acılı çorbası var. Evet. Hindi çorbası ortada. Biraz hamurda neyse Ramazan'da. Aynen öyle. Turneden bahsedelim mi hemen? 4 gün önce nereden geldiniz? Şimdi bundan sonra nereye gidiyoruz? Aklınızda var mı? Sinan. Gidiyorum. Bir dakika, kameram şuraya mı bakayım? Hiç hatırlamıyorum. Gideceğim yerleri biliyorum da. Tamam. Yazıyorum böyle bazen çocuklara, WhatsApp'tan programı yolluyorum. Benim çocuklardan mesaj geliyor. Yapma ya anne, yapma ya, çok kötü ya, bu nedir bu ya falan diyorlar. Sevgili patronum Nedim Saban ve müdürüm Feyza nefes aldırmadan bütün Anadolu'yu dolaştırıyorlar. Kötü mü? Hayır. Keyifli mi? Keyifli. Fakat şöyle bir şey oluyor şimdi Ramazan ama yola çıkıyoruz hemen böyle bak. En iyi yemek yenilen yerler. Çok güzel. Başka eğlence yok çünkü. O, otobüse biniyoruz, arabamıza biniyoruz, otele geliyoruz, oyuna gidiyoruz, çıkıyoruz. Nerede yemek yiyeceğiz? Başka eğlence öyledir, yok. Öyle turneler. Turneler malum. O kısmı öyledir da çok keyiflidir yani. Peki evet, bir şey öyle soracağım. Bu olmasa, bu hareketlilik olmasa hayatınızda ne yapıyor olacaktınız? Torun bakıyor olacaktım. Torunlarla ilgilenecektim. Başka. Daha çok mu hastalanırdınız böyle duruyor olsaydınız? Allah, yani bu Allah sizi daha dinç mi tutar? Hiç hastalanmadım. Hı-hı. Yani maşallah, öyle bir pek çabuk hastalanan bir tip değil. Eski toprak derler ya. Maşallah. Eski toprak, sağlam toprak. Genelde işte şey yaparım yani, çok benim oyunum yoksa başka tiyatrolara, oyunlara, filmleri hiç kaçırmazdım pandemiye kadar. Her zaman giderim, muhakkak kontrol ederim. Film seyrederim. Bir parça işte yürüyüş, mürüyüş, spor, arkadaş toplantıları. Ama tabii bu turneler ve oyun olunca insan tamamen ona konsantre olmuş oluyor. Yoruluyor musun? Yoruluyorum. Mutlu musun? Mutluyum. Önemli. Keyifli mi işin? Keyifli. Yani daha ne olsun. İyi niyetle bakıyoruz, evet. Süper, ne güzel. Maşallah.
Peki babaannelik nasıl gidiyor? 4 torun değil mi? Ay, çok güzel bir şey. Çok yani yaşam sevinci. Allah herkese nasip etsin. Yaşam sevinci ve büyüdükçe çocuklar onlarla konuşabildikçe bir şeyleri paylaştıkça şimdi ufak ufak anılardan da bahsediyorum. Metin'i pek tanıyamadılar. İşte Metin dedeyi, onun prensiplerini, tavrını, duruşunu, sesini çok iyi biliyorlar. Taci'den dolayı, köpekten dolayı. Evet. İstediğiniz zaman köpeği dinleyin diyorum. o yüzden öyle bir iletişimimiz oluyor. O çok güzel bir şey. Ben sevmem öyle çok ders verir gibi çocuklarla konuşmayı. Fakat hep güzel hikayeler bulurum, onları süslerim. Ve dikkat ediyorum, öyle anlattığınız zaman çocuk hayatta unutmuyor. Evet. Küçük anekdotlar, anılar, bir şey anlatıyor. Mesela benim çocukluğumda şöyle bir şey yapmıştım diyorum. 10 gün sonra geliyor, nene neydi o senin hikayen, ne yapmıştın sen, anlatsana bir daha falan diyorlar. Nene mi diyorlar sizi? Ben neneyi çok seviyorum. Ben çok severdim nenemi. Yani annemin annesini, anneanneyi. Ama demek ki küçükken söyleyememişim, nene nene demişim. Öyle kalmıştı. Hayatımın en önemli ışığıydı. Okul zamanlarımda uzun sürede yaşayabildi. Çok tapardım ona yani. Ve onu böyle hep rol model gibi alırdım. Birazcık bu ağaçlar ayakları ölürdeki babaanne de onun, hatta onun bir gümüş bastonu vardı. İnat ettim, bu piyeste de bir gümüş saplı baston kullanacağım dedim. O bastonla yürüyorum orada. Onun imajı gibi birazcık. Saçları, saç tonu falan vardır öyle o oyun, bir rol çıkarırken muhakkak kafanızın arkasında, yıllar önce beyninizin arkasına attığınız tiplemeler, görseller gelir. O görsel üstüne binip rolü inşa etmek daha kolay olur. Ben nenemi öngörmüştüm hayalimde. Onu da sanki böyle yaşatıyor gibi oluyorum güzel. Oynarken. Ne güzel. Harika. Kovaç'ım bir şarkı daha dinleyelim. Dinleyelim. Buradan mı dinliyoruz? Oradan dinliyoruz. Hangisi? Ben söyleyeyim. Şöyle bakayım hangisini söyleyeceksin? Aşkın Ömrüme Bahar. 4 peki. Numara, 5 numara olabilir mi? Aşkın Ömrüme Aşkın Bahar. 5 numara. 5 numara. Numara. Sevgili Yeşim Aya'nın bestesi. Yine bir eser. Sevdalılara gelsin efendim.
Teşekkür ederim. Sağ olasın, güzel geldi. Ah, evet. Pandemi bir şey söyleyeyim. Aşık olası geliyor değil mi sen? Pandemide başka bir yeteneğini daha keşfetmişsin. Evet. Ne biraz durumdasın? Evet. Boyalar, fırçalar. Resim. Evet, resim. Tekrar ana mesleğime döndüm. Ama kızımız var Ayza. Onunla beraber çok resim yaptık. Ne güzel. Bayağı bir geliştirdik. Ben de fena değilim. Bir şeyler yaptım. Sergi? Sergiye yok. Çok 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 emek vermek gerekiyor ya. Yani bir şeyler var ama şimdi benim çok ressam arkadaşlarım var. Yani nasıl çalıştıklarını biliyorum ya, saygısızlık olur. Belki 10 yıl sonra böyle kenarda köşede birikmiş şeylere ya da bir konsept yaparsam. Ama iyi geldi değil mi? Çok iyi geldi. İnanılmaz iyi geldi. Harika. Ne zamandı? 3-4 gün önce böyle İz TV'de sanırım böyle belgesel bir sanatçı Ordu'da yaşıyor. Erinç olabilir. Adını tam şey çıkaramadım şimdi. Neyse, kızımla izliyoruz Ayza'yla. Denizden çıkan kütükleri, yıllanmış kütüklerle alıyor onları. Bir sene depoda saklıyor. Çünkü belki içinde hani börtü böcek bir şeyler olabilir vesaire. Onların üstüne kendi sanatını yapıyor falan. Birlikte izledik. Dediğiniz gibi Nevra ablacığım, hikayelerle anlatmak çok güzel. Sonra dedi ki baba ben resim yapmak istiyorum. Aldı, oradan gördüğü şeylerle böyle sanki ahşaplardan bir şeyler yap. Etkilendin mi dedim, evet dedim, bravo. Sanatçı insan güzel şeyleri hep biriktirmesi lazım. Onlardan, onları yansıtması lazım. Ve bu abiye ben mesaj attım, Instagram'dan buldum. Teşekkür ettim yani, müthiş bir sanatınız var vesaire. Hatta bir eserini paylaştım böyle, çok güzel. 3 gün sonra bir arkadaşımı ziyarete gittim. Yeni bir ofis açmışlardı. O heykel karşıma çıktı, böyle duruyor. Sonra o heykelle fotoğraf çektim. Üstüne de yine gönderdim. Dedim böyle bir şey olabilir. O da şaşırdı. Yani bazı şeyler çıkıyor karşımıza. Onun heykeliymiş. Onun heykeli. Tek zaten onu paylaşmıştım. Hani bravo, teşekkür etme babında. Çok ilginç. Vay. Ya ne bileyim, karşımıza çıkıyor böyle şeyler. Evet, çok enteresan. İlginç yani. Var mı merakı kızın? Çok. Müthiş resim yapıyor. Sesi de aslında güzel, kulağı da sağlam ama daha çok resimle çok ilgileniyor. Bir de mimariye çok hasta. Baba diyor, acaba diyor bu şeylere, böyle binalara grafiti mi yapsam falan diye demeye başladı yani. Düşünler. Ne güzel. Allah başlasın başlasın. Sağ olun. Siz de Nevra Hanım bayağı evhamlı bir anneymişsiniz zamanında. Oğlunuzu takip etmelere. Mışırız, geçmiş zaman. Hala. Hala hayır mı? Büyüdüler diye dedim artık. Hayır, anneye çocuğu büyür mü? Öyle de torunlar katılınca. İşte dedim ki torunlarda mı artık devam ettiriyorsunuz? Aynen devam. Aynen devam. Mümkün değil. Elimde değil yani. Artık öyle herhalde kılık değiştirip izleme yoktur diye düşünüyorum ama. Yani ömrüm yeter de kızlar diskolara miskolara gitmeye başlarsa gene bir kılık değiştirip bir şey yapabilirim yani. Eski yöntemleri yine kullanabilirim. O yöntem hep tutar. Tutar. Çok güzel. Çok şeker. Kılık gerçekten mi? Ne kılığına gidiyor? Ama Sinan biliyorsun artık bütün Türkiye biliyor bu hikayeyi. Ya Murat'ı takip ettim. Kolombo şapkası, kara gözlükler kaldırdım. Fular bağladım. 3 gün arka arkaya gittim, takip ettim. Sonunda bir gün teşvikiye de döndü Murat arkasına. Anne yeter artık, biraz fazla oluyor. Bütün gayem söylediği yalan mıydı, doğru muydu? Söylediği arkadaşına mı gidiyor? Çünkü tam Blue Çağ'ın şeyi. Doğru muydu? Doğru gidiyordu. Ne aynı güzel. Çocuğa gidiyordu tamam. Ama ertesi günü başka çocuğun adını veriyor. Bu sefer gene şüpheleniyorum. Gene giyiniyorum. O da hiç çaktırmadan nasıl dayanmış, ne şey yani, ne sabır. O biliyormuş benim hep takip ettiğim. 3-4 gün artık. Hayır, ben gün şey diye düşündüm yani, hikaye biliniyor da artık hani torunlar aşamasına gelince bu yöntemler rafa kalkmıştır diye düşünmüştüm ama demek ki hiç yok. Yani o azimle devam ediyorsunuz galiba. Yöntem eskimiş olabilir ama ben gene yeni bir şey bulurum muhakkak. Bir de yalana takıkımdır yani, yalan söylüyor mu söylemiyor mu diye. Kendim de verdiğim söze takıkımdır. Yani mesela nene yarın bize şunu alır mısın? Hayır alamam derim ve alamamış olurum. Alırım alırım deyip de ertesi günü götürmemişsem o istediği şeyi,
yalancı durumuna düşeceğim evet, için çok güzel, korkarım. Güzel. O yüzden de ya ben alırım de derim. Ateşlensem de bakın bunu evet, doğru söyle. Ateşim de çıksa gider o istediğini söz verdimse alırım. Çünkü bana inanmalı. Doğru söylediğime inanmalı diye. Böyle ufak tefek takıntılarım ufak vardı. İşe yarar mı, yaramaz mı, faydası olur mu, olmaz mı? Hiçbir fikrim yok ama kendimi tatmin ediyor. Mutlaka oluyordur. Olmaz olur mu? Olmaz yani, muhteşem. Çevremizdeki herkesi rol model olarak görüyoruz yani en yakınımızdakileri. Onun için ben şeye pek inanmıyorum. Hani sanatçıdır, özgürdür, istediğini yapabilir. Hiç kimseye ders vermek zorunda değildir falan. Tabii ders vermek tırnak içinde. Ama ben biraz sanatçının önde gittiği için bir takım şeylerde halkına biraz örnek olması gerekliliğine inanıyorum. Yani kendi hayatını belki çok kısıtlamadan ama hani sanatçı yaratıcıdır, özgürdür, her istediğini yapar, hiç de mecbur değildir toplumun önünde olmaya gibi bir şeye çok fazla prim vermiyorum açıkçası. Yani biraz lazım biz diye boşuna düşünüyorum. Mı özen gösteriyoruz? Ne diyorsunuz Kubat Bey? Boşuna mı özen gösteriyoruz? Daha yeni çıktım kavanozdan diyorum. Ya tabii yani. Yani çok katılıyorum ablama. Bir de ya bazen de abartıyoruz. O da örnek şey olacağım diye. Evet. O da abartı öbür türlüsü de abartı. Yani, hani örnek olmak için abartı örnek değil, olmak ama için yapma ama kendini tabii, öyle sına. Ama şey hani çok fazla kasıyoruz, oraya gitmeyeyim, şurada olmayayım. Bazen de biraz akışına da bırakma. Ya fazlası da şey, onu ben yaşıyorum çünkü. Şimdi daha rahatım ama her halim sokağa çıktığım andan kimseyi mesela gönül kırmamam lazım. Birisi bana gelmişse mesela bir fotoğraf vesaire. Ne kadar güzel, çok zor bir şekilde geliyor o. Hesaplıyor. Ya diyor şimdi belki hayır derse ben ne yapacağım falan. Bunların hepsini hesaplayarak geliyor. Aynen. Şimdi sen onu mutlu göndermen lazım. Git kardeşim yemek yiyorum görmüyor musun ya da falan filan. E git evde ye yemeğini ya. Ne yapayım ya, sen topluma mal olmuş bir insansın. Evet. Çok güzel. Onu mutlu etsen ne olur yani. Tabii. İyilik yani kötü bir şey mi ya? Biz aynen şimdi yani çok zorlanıyoruz bu turnelerde. Evet. Hep pandemi maskeli vesaire. Ve çok resim çektirmek nasıl üzülüyorum. Diyorum ki ne olur yani ben bunca zaman koruyabildim kendimi, ne olur yaklaşmayın. Veyahut hepiniz maskeli olun, biraz arkamda durun. Evet. Yani mesafe ve duruş bile ayarlıyorum ki sırf hani kırma resim olsun, çekilsin istiyor. Düşün buraya kadar maske. Bir işe yaramayacak o çektiği resim aslında. Ben olduğum bile belli değil. Ama orada beklemiş. Evet. Ama bunu da artık şimdi kendimizi korumak zorundayız. Ben şöyle çünkü bir formül buldum. O yüzden abla öyle numaralar yap. 2-3 kişi fotoğraf çekeceğiz. Bir de zaten selfie yapıyorum. Kimseye bırakmıyorum. Çünkü ne çekilen ne çekildiği belli değil. Görmüyorsun doğru. Evet. Onu alıyorum bizzat. Kendimi de görüyorum. Bunu istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Ben becerebilsem ben yapacağım ama ben beceremediğim için yapamıyorum. Şimdi pandemi var maskeli ya. Ha. Diyorum ki 1-2-3 deyince nefesinizi tutun. 2 saniyelik indirin kapatın. Tamam diyorum. Aa çok sen güzel, iyi numara ben onu yapmıyorum. Bayağı bunun için sanat yapıyor. Bir dakika ben böyleyim yani. Böyleyim. Gene de razı ablacığım oluyorlar. Çocuklar diyorum tiyatro yasakladı. Maskesiz karışamıyoruz halka. Olsun diyorlar. Düşünebiliyor musun? Maske böyle. Şu kadarcık yerim. Gözleriniz böyle yeter. Ben o iyilik uğruna biraz kuralları çiğniyorum hatta. İki saniye. Hiç düşünmedim. Nefesini tut. Tut. Kapat. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Nasıl güzel bir sohbet. Bir işiniz bol olsun diyelim. Sağ olun. Senin de albüm ablamla hayırlı birlikte olsun olmak da gerçekten çok daha teşekkürler, da güzel sağ oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizden sonra Demetler mi var? Evet. Çok öpüyoruz, çok selamlar. Görüşürüz şimdi kapıdalar. Evet. Tamam. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar devam edeceğiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biraz action dolu girdik ama iyisiniz. Evet, süper. Şahaneydi, geldik vakitli vakitli. Harikasın. Bir önceki konuklarınızı kuliste seyrettik ekrandan. Ne güzel. Onlarla da vedalaştık. Şimdi onları uğurladık. Kulaklarınız çınladı burada. Evet, diyeceğim evet ama izlemişsiniz zaten. Evet izledik. Ondan sonra sizler de misafirimizdiniz. Biz de iadeyi ziyaret yaptık. Evet, çok. Biz ne zaman izlemiştiniz? Perşembe günü. Perşembe izlemiştik. Biz çok mutlu olduk. İnşallah siz de mutlu gidersiniz. Evet. Çok keyif aldık. Ay ne güzel. Gerçekten çok ne keyif mutlu aldık. Ne güzel, ne mutlu bize. Biz de şu anda bu 6 haftalık emeğimizin karşılığını almaktan çok mutluyuz. Daha henüz bebek bizim oyun. 3. oyunu oynadık.
heyecanla bekliyoruz bir sonraki oyunu. Biraz daha sık oynasak daha iyi olacak hatta. Aslında üçüncü oyun gibi de hissedilmiyordu. Hep böyle bir ilk oyunlarda birazcık böyle yol almayla ilgili bir tam her şey otursun diye evet. beklenir ama çok keyifliydi. Güldük, hüzünlendik, ağladık. Yani bir sürü de bir şey hatırladık aslında. Ne güzel, evet. Güzel, evet. Zaten keyifli. Amaç o yani. Bizi de, beni de en çok cezbeden şey oydu okuduğum zaman. Çocukluğuma geri döndüğüm 1975, sizin daha yokken yıllar gençler, benim için de geçtiği dönem olarak ayrıca bir anlamı var oyunun hakikaten. Görseli o kadar önemsenmiş ki, evet. o kadar etkileyici ki. Yani her şeyle bir bütün, bir muhteşem bir iki saat geçiyor yani. Aynı o yüzden buradan güzel. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. gerçekten içine şey oluyorsunuz yani, kaptırıyorsunuz kendinizi, nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Bazı yerlerde bir mesela takılırsın ya, ne zaman bitecek saatte falan bakarsın, hiç attığını, ancak sizin bitti dediğiniz anda anladım. Aa, ne kadar güzel. Gerçekten bu, ben böyle. Bunu duymak çok güzel bir şey. Çok, ben evet. çok keyif. Bir kere şeyi düşünmüş, çok güzel her şeyi düşünülmüş yani, oyunculuk, o dekorun dönmesi, çok detaylara girmeyeyim ama o görsellik, multimedya, o ilk defa ben böyle yani. Bir şey geldim. Multimedya inanılmaz evet, bir şey. Evet. Tiyatroda müthiş bir, belki ben de bir cahilim. Ama ben ilk kez gördüm, müthiş bir şey. Tabii ki fikri Serdar Biliş'in bence çok güzel bir reji detayı o. Çok iyi düşündü onu. Hatta o bize de sürpriz oldu. Şimdi çocuklar da anlatırlar. Biz şimdi hep böyle, bu sahne nasıl değişecek? Biz oradan oraya geçerken evet dekor dönecek ama çocuklar bekleyin, oralarda başka şeyler olacak, başka şeyler olacak dedi. Bir çizimler yapılıyor, bizim fotoğraflarımız çekiliyor. İşte hepimizin yakın plan, şöyle bir yandan, arkadan, önden kafa çekimiz falan çekiliyor. Biz o sırada kendi rolümüzü çıkarmanın telaşıyla detayı sormuyoruz. Sonra bir gün bana Serdar geldi, dedi ki buralarda dedi hep çizimler olacak ve ben dedi size sürprizlerimi biraz canlansın, ortaya çıksın, sonra göstereceğim dedi. Sonra ben bakıyorum arkamda bir şey var. Genel provalaya yaklaştıkça öğrendik bütün o çizimlerin nasıl olduğunu. Bir çizimler var ama o çizim nereye oturacak? Ne şekilde olacak? Hangi tablonun sonunda ne görünecek? Onları biz de son bir hafta kala gördük ve benim için de güzel, sürpriz değil mi? Oldu. Yani siz çok... de gördünüz zaten. Evet evet evet. Çok seyirciye hakikaten de çok güzel, o dediğinin sürpriz. Sanıyorum sahne biter bitmez, o dönerken sahnede bir şeyin oluyor oluşu, işte o vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz dediğin nokta sanıyorum orası. Biraz o öyle. Eskiden ne oldu, karartırıldı. Biraz beklerdik, müzik çalardı. Aynen. Evet, çok evet. tamamlayıcı geliyordu. Evet, evet, bu tamamlayıcı unsur. Bir de hikayemizi daha masalsı kılıyor tabii. Anlatımı daha masalsı kılıyor orada öyle bir şey olması. Tam masalsı dediniz. Evet. Lafınızı unutmayın, sonra tekrar size dönelim. Peri'ye masal. Gelelim. Evet. Masal evet. Hikayenin perisi. Gerçekten evet. peri gibiydi ama değil mi? Kahkahaların müthişti yani. Evet yani Sülün'ü hem Süreyya'nın gözünden hayalinde, rüyasında hayal ettiği gibi görüyoruz. Orada da tam bir masalsılık çıkıyor aslında. Benim için de oynaması çok keyifli. Çünkü biraz ucu açık, biraz işte özgür hissettiğim bir şey. Tabii. Birbirinden çok farklı da görebilir. Ve onun hayal dünyasının artık yaratıcılığına kalmıştır diye. Bizim Salih'le ikimizin birbirimizi işte besleyerek çıkardığımız, biraz yaratıcılığımızı kullanalım ama çok da sapmayalım diye böyle küçük küçük bir şeyler koyduğumuz, benim oynarken çok keyif aldığım bölümler aslında. Çünkü asıl Sülün'den biraz daha farklı olsun da istedik. Neyse ki çok sevildi. Evet. O yüzden çok mutluyuz. Evet. Torun. 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 Çok torun, güzel torun. Bir performansı, tebrik ediyorum. Bayıldım. Bu yaşta gerçekten. Süpersin. Çok teşekkür ederim. Demet Akbağ ile müthiş bir ikiliydiniz. Yani çok uyumluydunuz. Hiçbir şey sırıtmadı yani. Evet. Çok teşekkür babaanneliği ederim. Babaanneliği hariç. Babaanneliği o. Evet, ben de ona diyeceğim baba. Ben tanıdığım, tanıştık. ilk rol için ilk okuma provasında yanaklarını öyle bir sıktı ki ben de onu benzettim oğluma, onun suratını. O yüzden o günden beri kaynaştık birbirimize. Evet, herkes aynı şeyi söylüyor. Yani sanki uzun zamandır tanışıyormuşuz da birbirimizi akrabaymışız gibi. Enerjimiz o yönde ama bayağı. Evet, bazen öyle olur ya. Evet. Bir tutu verir. Evet çocuğum, söyle bakalım. Evet. Valla yani ben de aslında çok teşekkür ederim orada.
çok heyecanlıydım. Yani bu süreç benim için de ilk oyunu bu. Heyecanlı evet, geçti. Evet. İlk oyunum. O yüzden daha işte üçüncüyü oynadık en son. Demet ablanın da dediği gibi biraz oyunumuz daha yeni yeni böyle yavaş yavaş oturuyor her şey. Ama çok da mutluyum. Çok da iyi geçiyor süreç. Biz aslında bir sırrı da verelim. Verelim bir mi? Sırrı. Tabii şöyle bir sır verelim. Ekip ilk defa bir araya geldiği için ben de gençlerle yeni tanıştığım için biz böyle sadece tiyatro salonunda böyle simsiyah dört duvar arasında prova yapmadık. Biz ilk provaları evde yaptık. Evet. Bunu unutmayın. Evet. Size de ilk defa söylüyorum. Birazcık benim evim ilk provaların yeri oldu. Ben onlara kekler, poğaçalar, çaylar yapıp ağırladım. Tam babaannem. Evet, çünkü zaten bizim o asıl dört kişi birbiriyle çok sahnesi olan dört kişi ilk provaları evde, ev ortamında yaptık. Bence onun da sıcaklığı olabilir. Biraz sonra bizi etkiledi. Sonra tiyatro salonunda olmamız. Yani çünkü önemlidir ya o çok ev önemli. Hali. Evet. Tabii biraz daha iyi tanıyalım birbirimizi, bize biraz daha şey yapalım. O birazcık ısıttı olayı. Serdar'ın da tercihiyle ilk provaların öyle olması bence daha iyi oldu. Bir de o zaman nispeten biraz daha daha maskeli, daha pandemi sıkıntılı dönemdi biz ilk başladığımızda. Evet. Hani gün be gün biraz daha attık ya maskeleri evet, falan evet. Bir rahatladık. O dönemdi biraz korkuyorduk da açıkçası. O da biraz etkili oldu galiba. Evet. Bence etkiledi. Birbirimize çabuk ısınmamızda. Kesinlikle. Sonrasında devam eden prova odalarımızda ama yine sizin getirdiğiniz poğaçaların, evet. Keklerin. Evet, onları hiç... O hiç kesilmedi. Anne keki yapıp getirdik. Evet, biz gibi limon kokulu. Gördüğünüz aynı proje olmanın dışında tanışıklığınız da mı ilk kez bu oyunda? Evet. 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 Çok güzel. Hiç belli olmuyor. Hepimiz ilk defa yani hani Salih'le birbirimizi bir yerde görüp bir merhabamız... Bir saygımız, sevgimiz, birbirimize karşı tanışıklığımız vardı ama çocuklarla değil. Benim bir tek biliyorsun Caner Alkaya. Aynen. Eski dostum. Tiyatroda bir tek Caner eski arkadaşım. Onun dışında bu genç arkadaşlarımın hepsiyle yeni tanışıyorum ve ilk kez çalışıyorum. Biz de ben bir şey sormak istiyorum ama böyle hani burada da Demet Akbağ varken nasıl cevap vereceksiniz bilmiyorum ama bir insan yaptığı mesleğin ustasıyla bir arada olduğunda böyle bir eli ayağı titrer bir şey olur. biraz da korkar. Yani hani sizde durum nasıldı? Yani hemen alışabildiniz mi? Yani şimdi normal hayatlarınızda eminim daha rahat insanlarsınız. Hani bende o öyle olur en azından. Siz nasıl atlattınız o süreci ya da atlatabildiniz mi? Nasıl oldu? yani ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Hayal bile edemeyeceğim bir şey yaşıyorum şu anda. Ve hep söylediğim gibi yani bu benim ikinci tiyatro oyunum. Ve ilkinde ilkinin bitmeyen adrenalini ve heyecanı vardı üzerimde. Ve hep ikinci oyunu bekliyordum. Yani tamam hani premier biraz heyecanlı olur ama artık biraz daha kendime güven ve hani buralara tanışık, aşina bir biçimde çıkacağım için herhalde daha rahat olurum diye. Çünkü her oyun öncesi bayıla yazmak artık o kadar kalbim dayanmıyordu. Fakat sonra ikinci oyunum Demet Akbağ'la birlikte olunca dedim ki nasıl ya? Yine mi gol değil arkadaş? Yine mi rahatlayamıyorum? Tam olarak öyle bir şey hissediyorum. Yani ilk oyunumun da üstünde bir heyecanla ve yani muhteşem bir deneyim zaten. Yani hayal bile edemeyeceğimiz bir şey. Ve üstüne 15 yıl sonra Demet Akbağ'ı ilk defa sahnede evet. gördüğümüz bir oyunda yanında bulunmak da bambaşka bir şey. Çünkü bunu izleyici olarak da kaçırmak istemeyecektim. Bu işin bir parçası olmak tabii ki tarif edilemez bir şey. Senin için ne? Benim için de ya, tabii ki yani sinemin ikinci oyunu benim ilk oyunum olduğu için bir de ekstra öyle. Öyle bir şey, yani çok heyecan vericiydi benim için başta. Yani ilk duyduğumdan itibaren. Ben sorayım dur bir dakika tamam. Başka bir soru. Audition'lar yapıldı ya hani. Evet. O şey. O zaman ne hissettin? O zaman içine doğdu mu yani beni seçerler diye düşündün mü? Ben de sana ilk defa soruyorum. Evet ilk defa sordum. Çünkü bir sürü şey yapıldı. Evet evet. Birçok tabii. Onu da size soracağım. Okay. Tabii öyle seçildiler. Evet onu tabii. Soracağım ben... bir de. Yani yönetmenin en çok kararıyla. Yani sizin de dahliniz birkaç olmuştu. Kişi evet evet oldu ama asıl onların uzun uzun verdikleri o parçaları Serdar seyretti. Hmm. Yönetmenimiz evet, seyretti. O da beraberdik. Evet. Yani şeyi hani nasıl oynadın, olur? Hangi sahneyi ezberlettiler? İlk sahnemizi. İlk sahneyi mi? Evet. Onu çalıştım. İlk sahnemizi çalıştım. Hatta onu tabii dönüşümüzü de
İlk iki tabloydu diye hatırlıyorum. İlk iki tablo. İki tablo. Onun hepsini oynamıştım. Ne yaptın bakayım oralarda? Yıldızlı 10 alacak onu merak ediyorum ben. Ha, güzel mi? Ezberledin mi? Ezberledim. Okumadın, ezberden ezberledim, oynadın. Ezberledim. Aferin. Yani tamam, ezber demek. Gittim. Ha. Biraz böyle arada okuyarak devam ettik. Sonra ben yine ezber devam ettim. Ama ezberim vardı. Evet, evet. Ama çok yani tabii çok heyecanlı gittim. Nisan'la biz önceden tanışıyorduk. Onun biraz rahatlığı vardı. Ha, ondan tanışıyordunuz. Evet, evet. Onun olması benim için biraz rahatlatıcıydı. Ama tabii yani süreç olduktan sonra Demet ablayla... olmak çok heyecanlandırdı beni ilk başta ama hep şey diye düşündüm yani o enerjiyle alakalı galiba. Biz bence iyi anlaşacağız ve birbirimizi sevecekmişiz gibi daha tanışmadan önce de öyle evet, düşündüm. Evet valla bana da baştan çok Serdar da, Nisan da, Selma da yani çok heyecanlılar. Ne oluyor? Ben yani şimdi öyle olunca bana da bir sorumluluk biniyor. Yani tamam heyecanlılar ama ben bu çocukların heyecanını nasıl alırım? Heyecanlanmasınlar. Heyecanlanmasınlar, rollerine konsantre olsunlar. Ama sanıyorum mutluydular benden. Tabii yani. Ki. Sizi heyecanlandırdım. İşte ev ortamında başlamamızın gerçeği. Çünkü şimdi evet. Evet yani, ev ortamının evet. Etkisi. Bir de şimdi ben gerçekten sadece küçüklerime değil, küçüklerim de bana söyleyebilir, ben büyüklerim de bana söyleyebilir. Gördüğüm bir şeyi bir iş çalışıyorsak, bir şey yapıyorsak söylerim mutlaka. Hmm. Şimdi diyorum ki bir şey söyleyeceğim. Acaba bunu yanlış anlayıp daha çok heyecan yaparlar mı ben böyle bir şey söyleyeceğim? Önce bir samimiyeti kurdum onlarla. Artık ondan sonra benim söylediğim her cümle onlar için annelerinden, halalarından, büyüklerinden duyduğu bir şey gibi gelsin. Çünkü önce bir ustadan bir eleştiri alıyor olmak onlar açısından daha tedirginlik yaratabilirdi. Evet. Öyle değil mi? Sonra önceleri hiç karışmıyordum. Evet. Sonra ufak ufak bak Burak burada böyle değil de evet. Nefesini böyle al böyle söyle evet. Deyince aa tamam tamam deyip hemen çabuk halletmeye çok başladı. Güzel. İlk başta söylesem belki daha heyecanlanırdım. Evet, daha tanışmadan de. Söyleseydim öyle şeyleri. Evet. Değil ya mi o küçük uyarıları? Böyle birbirimize alıştıktan sonra Demet abla söylemeye başladı. Burada benim için de o çok kıymetli bir şey yani. Evet, sonra sahnede deneyince gördün faydalarını evet. Da. Bir, aramızda... bir de böyle gözüyle bana işaret ediyor. Yaptım oldum. Evet. Tabii tabii onları çok da yapıyor. Onun... Nasıl diyor oldu mu diyor gözünden anlıyorum. Bir onay bekliyorum yani. Demet evet, abla evet. Konuştuktan sonra bir deniyorum sonra oldu mu diyor. O tamam diyorsa sonra devam evet, ediyorum. Bizim Sinem'le az sahnemiz. Çok evet. Bir küçük sonunda geliyorsun küçücük. Ben de onu seni orada gördüğümde ilk provalarda fark ettim biliyor musun? Hiç yani, yok gibiydi değil hiç mi? Hiç yok gibiydi. Ben zannediyorum ki hani biz o kalabalık şeyde falan bir yerde. Tabii ki tekste evet. De biliyorum ama. Aa böyle bir görünce seni arkadan dinleyip seyrediyorum ya şimdi bütün sahnelerimizi evet. Salih'le. Birdenbire seyrettiğim oyunun kahramanı çirkin. Ama tam olarak öyle. Biz öyle bambaşka aksları evet yürütüyoruz. Bizim akslarımız bambaşka. Evet. Onların hepsi Salih'le sahnesi. Bir çakışamıyoruz da. Çakışamıyoruz evet. Finalde. Sonra birdenbire bana geliyor. Merak etme bulmuşlar Zühre karakola, teyze. Karakola marakola her yere haber verdiler diyor. Aa diyorum. Sen o kız. Sen ne yapıyorsun burada? Evet. Evet onun partneri çılgın Salih var. Benim o. Çılgın. Çok, evet çılgın. Partnerimi çok bugün, seviyorum. Evet, çekim bugün çekim sebebiyle olamadı evet. Aramızda. Son dakika evet ama yapacak bir şey yok tabii ki. Evet. Sizlerin dizilerle ilgili bir durumunuz oldu mu? Evet ona duruyor. Bir şey denmiyor. Yani tabii evet, ona bir şey denmiyor. Şu anda ben hakikaten sadece oyuna konsantre olmanın keyfini de yaşıyorum ayrıca. Diziyle birlikte yürütmek çok zor. Yani çocuklar biliyorlar. Belki de onların dizi deneyimi benden daha fazladır bilemiyorum. Televizyon dizisi. Hele Burak'ın değil mi sen? Çok eskiden beri. Burak'ı okudum. Yine şaka gibi. Doğduğundan beri dizi çekiyor Burak. Evet. Bana da söyledi. 9 yaşındaydı dedi değil mi bir keresinde? 9 evet. Yaşına başlamışsın diziye. Ezel'le başlamışsın. Ezel'le evet. Yani. Çocukluklar falan derken haftanın 5 günü 6 günü alan bir iş o tabii. Zamanı evet, alan bir şey. Evet. Hakikaten zor. Oyun çıktıktan sonra Salih şimdi rahat edecektir mutlaka. Yani haftanın belli günleri oynuyoruz. Bir de oyunun saati belli. İşte hani gündüz bile çekim yapsa akşam oyuna belli bir saatte gelir. Ama prova süreci 5-6 hafta, 6 hafta mecburen gündüzleri de provaya ayırmak zorunda olduğu için çekimi olan bir insan için tiyatro mümkün sezon değil. Ortasında mümkün değil. Mümkün değil. Biz iyi ki bu kadroyu böyle yakaladık. Evet. Ve müthiş kadrolar, evet. Müthiş çok harika. Senin hikayen varmış babaannenle veya aydınlık evlerle galiba. Aydınlık evlerle. Evet anlatır mısın? Tabii ki. Ya aslında şöyle ben Ankaralıyım. Ailem hala Ankara'da yaşıyor.
Ve annem babam aydınlık evlerle. Yani aydınlık evlerde büyümüşler. Dayım da öyle, halam da öyle. Hatta gelip oyunu seyrettiklerinde ilk onlara sordum nasıl buldunuz diye. Çünkü tam gerçekten... Sen bilemezsin de onlar 75'i bilir. Kesinlikle. Yani Ayhan'la aslında 75'e göre benim babamla yaşıt Ayhan. Yani Ayhan tam babama denk geliyor o dönemlerdeki yaşına. Ve oyunun içinde çok da hani detay vermeden bahsedeyim. Oyunun içinde yaşadığımız hikayeyi aslında onlar bir nebze yaşamışlar. Öyle mi? Yani bir top hikayesi var. O topları toplayıp aralarında hatta bayağı böyle biriktiriyorlarmış. Hani cam... O hikayenin o kısmı gerçek zaten. Gerçek mi o hikayenin evet, o evet. kısmı? Onu tabii. ben bilmiyorum. Ben Yılmaz Bey ya. İnanmıyorum. Orada o duvar var. Bir evet. gönderme bir şey hayır, olduğunu hayır, o, sanıyorum. Gerçekten oraya öyle bir kulüp kurmuşlar. Ya tabii. Şu an kafamda tabii, bütün oyun. Hikayenin en büyük gerçek kısmı babaanne torun ve o duvar. Aa, orası gerçek. Yani Amerikan Golf Kulübü'ymüş aslında. Sonradan şimdilerde evet. Altın Park olarak. Şimdi Altın Park orası. Olmuş. Evet. Yani annesi babası o topları topluyorlarmış. Düşün. Tam da Ayhan kadarken aslında babam. Evet. Cam kırılıyor muymuş? Ya onların camı kırılmamış ama topları çok net hatırlıyorlar. Hatta ne güzel işte pikniğe giderdik dediğim kısımda onlar orası. Da gerçekten pikniğe gidiyorlarmış. Yani ve Zühre'nin dediği ne güzel bir çayır vardı burada. Evet çayır da var. Asfalt kokmayan tek yer orasıydı o çayır yani. O çayır. Peki Yılmaz Erdoğan bu hikayeyi nereden biliyor? Bir yerde mi okumuş? Onun da mı orayla bir şeyi var? Anlayamadım ben şimdi. O çok zaman detay siz hiç bir... bilmiyorsunuz. Oo, baştan evet. başlayalım. Oo, baştan başlayalım. Bizi... çok acayip. Kendi yaşamış nasıl nereden bilmiş? Ya. Tabii biz o kadar fazla dillendirmedik belki ama evet, anlaşılır hiç... diye düşündük yazan Hayır. Yılmaz Erdoğan olunca. Aa. Yılmaz Ankara'da okumuş ortaokulu ve liseyi. Tabii. Ve aydınlık evrede. Tabii. O kadar detay bilmiyordum tabii yani. Bilmiyordunuz o kadar. Evet. Aydınlık evrede. Olabilir doğru. Doğru. Bu tamamen onun hikayesi. Çok güzel. Başından geçen bir şey. Çok güzel. Çok güzel. Peki size geldi ve yıllar sonra tekrar sahnede olmak. Bu bisiklete binmek gibi mi? Hemen hatırlıyor mu insan yoksa böyle sıfırdan bir aynı? Yok hatırlıyor. Kolay hatırlıyor. Ama başka bir heyecan oluyordur hatırlıyor. Değil mi? Tabii ki çok. Farklı bir heyecan. Bir kere bir sorumluluk biniyor. Araya zaman girince bir sanki nasıl olacak? Yani çok açmamak lazımmış arayı. Ben onu anladım. Daha bir heyecan biniyor. Doğru. Ama güvendiğin bir durumla, bir tekstle, bir rejiyle ve karakterle sahnede olunca güven geliyor insana. O güvenle birlikte iş seyirciyle buluşmaya kalıyor sadece. İyi bir metnin oyuncu olarak konforunu yaşamak çok tatlı bir durumdur bizim işimizde. Yani oynadığınız tekste inanırsanız, o karaktere inanırsanız artık o işin süslemesi, profesyonelliği kalır geriye yapmanız gereken. O yüzden de ben o açıdan keyifliyim. Neden 15 yıl? Yılmaz yazmadı diye mi? Yok anlamadım ben. ne olduğunu anlamadım valla. Anlamadım. Belki de öyle. Bilmiyorum yani çünkü pek çok şey okuyup istemediği içim. Yani yok dedim. 3 sene geçti, 5 sene geçti. Ay dur biraz dinleneyim. Şimdi sinema filmi var. Yok bu filmin ikincisi var. O filmin beşincisi var. Öbürünün bilmem nesi var derken. Bir baktım 7-8 sene geçmiş. Sonra da dedim ki şimdi tamam diyorum, yapalım bir oyun ama bu mudur dedim benim. Yani bu kadar zaman yapmama sebebim dönüşüm bu oyun mu olacak diye bir de beğenmemeye başladım hiçbir şeyi. Evet onun etkisi var. Hakikaten onun etkisi var. Yani malum biraz da hani bildiğin gibi yeni bir oyun olsun işte istedim. Yeni bir tekst olsun. Yani bir röpriz oynamayalım. Bir eski bir şey oynamayalım. Klasikleri falan da düşündük ama çok oturtamadım kendime. Yeni oyunda çok fazla üretilmiyor. Bildiğim kalem de bana iyi geliyor. Sağlam ve güvendiğim kalem de bana çok iyi geliyor malum. O beni çok en etkiledi. En çok neyi sevdiniz Zühre'de? İnatçılığını sevdim onun, dirayetini. Ve son derece masum bir şekilde bütün derdi
bizle uğraşmayın diyor yani. Torunum güzel güzel okusun şurada, ben onun başındayım. Camımızı kırmayın, çocuklarımızı dövmeyin. Ve çok komik bir babaanne ya. Müthiş yani, süper. Peki şu da bir ayrı, yani buradasınız diye demiyorum. Çıkar çıkmaz hissettiğim oydu. Yani sahnede bu kadar yıllarını tiyatroya vermiş ve bu anlamda star olmuş bir insan olunca zannediyorsunuz ki sahnenin her tarafını o kaplayacak ve yanındakiler böyle bir sönük kalacak onun yanında. Hayır, hepsi ayrı ayrı parlıyordu. Bunu nasıl başardınız? Yani siz zaman zaman kendinizi geri çekip o sahnede onların önde olmasına izin verdiniz gibi hissettim ben. Çünkü her biri gerçekten sahnede parlıyordu. Bütün oyuncular, bayıldım yani. Ne kadar güzel bunları duymak. Bunun tabii ki tekste hizmet etmekle ilgisi var. Hem yönetmen olarak Serdar Biliş, hem ben de bir oyuncu olarak her şeyden önce tabii ki karaktere hizmet edecek benim yaptığım iş, ama önce bir tekst var ortada. Önce bir karakter var. Kim konuşuyorsa, kimin sahnesi ise bu bir ekip işi. Zaten sadece herkes bana baksın deseydim bugüne kadar herhalde tek kişilik gösteriler yapardım ya da tek kişilik oyunlar oynardım. Bu bir ekip işi. Evet. Ve ekip ne kadar parlarsa, ekipteki herkes ne kadar parlarsa siz de o kadar parlarsınız. O yüzden onların her birinin çok parlak oluşu beni de gururlandırıyor. Harika. Güzel, çok güzel. Peki şeyi sormayacağım tabii ki, o hep soru dizi mi, sinema mı, televizyon mu ya da tiyatro mu diye. Şu anda bir tekrar bir dizide olmak için, yoksa ya inanılmaz mutluyum şu anda hiçbir şey gözüm görmüyor durumunda mısınız? Yok, aslında prova sürecinde gerçekten dizi olamazdı. Böyle bir programlama yapmıştık. Şimdi bir dizim başlayacak zaten. Başlayacak mı? Tekrar, evet, ama ikisi çok farklı şeyler. Yani sahnede olmak hiç tarif edilemez bir duygu. Yani benim için, yeni başladığım için tarif edilemez geliyor. Ama o ondan daha iyidir ya da daha kötüdür diyemiyorum. Çünkü ben kariyerimi aslında setlerde başladım. Ve çok seviyorum. Yani o set hayatında ve set çalışmalarını çok seviyorum. Onun tadı bambaşka. Biri diğerinin önüne geçiyor diyemem. Tiyatro bambaşka, o bambaşka. Hepsi de hayatımda. Ama nasıl olsa dizilerde oynuyorum deyip de tiyatroyu da ya o gelir. O önemli. Ama işte o heyecan de, biraz önce o heyecanını anlatırken evet, sanki ya hep tiyatro olmalı hayatımda. Tabii ki olmalı. Yani dizide ya da işte sinemada yaptığımız şeyle o kadar farklı ki, yani o eksik kalmış oluyor. Diğeriyle tamamlayamıyorsunuz ya da yerine geçmiyor benim gördüğüm. O yüzden tiyatroda, sahnede olmayı çok sevdim. Her zaman da hayatımda olsun isterim. Ama dizi ya da sinema ya da film, yani setlerde çalışmayı da çok seviyorum. Onun da işte hayatımdan gitsin istemem. Onun da tadı bambaşka. Süper. Evet Burak, sen tekrar başlıyorsun galiba. Evet. Ben aslında henüz öyle bitiyor, öyle bitiyor ama değil ama galiba. Yani ben bilmiyorum. Evet, tamam, yani sen söylemeyelim. Net bir şey yok, o yüzden ben de hani bir dizide sanki bir dizi teklifi gelecekmiş gibi bir şey. Öyle mi? Hem de yine usta bir oyuncu. Çıktı. Evet. biz duyum aldık. İnşallah diyorsun. Ben de daha şeyim aslında, hani oyunun temposunu ve heyecanını hiç henüz atabilmiş değilim. Belki hani sonrasında yavaş peki yavaş. Peki senin setlerdeki durumun 9 yaşından beri. Evet. Hem de hep iyi bir oyuncularla iyi setlerde. Muhteşem Yüzyıl'da varmışsın. Diriliş Ertuğrul'da oynamışsın. Bütün Ezel'de dönem dizileri neredeyse. Evet. Yani çok şanslıydım aslında. Çok çok şey öğrendiğim ve çok şey öğrenebileceğim insanlarla ve ekiplerle aslında çok denk geldim. Şansım yaver gitti diyebilirim. Bir de çocuklukla başlayınca her şeyi orada öğrendim. Yani bütün, yani neredeyse okul ve setti hep büyürken benim geçirdiğim süreç. İkisini böyle bir şekilde dengelemeye çalışarak büyüdüm. Ve çok şey öğretti bana. Çok mutluyum aslında erken yaşta böyle bir şansa sahip olup başlayabildiğim için. En azından mesleği öğrenmeye, denemeye başlayabildiğim için. Herkesten bir şey alıyorsundur diye düşünüyorum. Herhalde ileride çok iyi bir oyuncu olacaksın diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani çok çok şey öğrendiğim çok kıymetli insanlar. Bayağı çalıştım ileride herhalde. Çünkü şurada ekrana bakıyorum. Vallahi 14 yaşında gibi duruyor. Ya bu şuradan görünüşün. Baksana evet. Sinem Allah aşkına. Evet. Abi küçücük durmuyor. Ben göremiyorum. Evimizin küçük oldu zaten. Evet, iyice. Evimizin küçük Demet abi oldu. Ne kurtarıyor biliyor musun? Ses tonu.
Ses tonu. Olgun bir ses tonu evet, var. Evet, evet. Sesi iyi bir böyle ses biraz var. Nazal bir sesi var değil mi? Oradan biraz azıcık bir yaşını anlayabiliyorsun yoksa. Bir de galiba ben hep tıraş oluyorum ya bu ara. İyice küçülmeye evet, başladım. Evet, iyice küçülmeye başladım. Tabii provalara başladığında böyle hafif bir kirli sakalı vardı. Sonra oyunda dedim ki oyunda keseceksin. Tabii dedik. Bir gün son oyundan ilk oyundan önce bir geldi. Aa bir baktım açılmış surat. Evet. İlk tıraş olduğum gün. Saçlarım benim daha uzundu ve biraz da sakalım vardı. O gün ilk tıraş olduğum gündü. Demet Hanım her yıl bir film var gibi. Bu sene var mı peki? Bu yaz. Vallahi sizden duyacağız herhalde. Burak'a verdiğiniz müjdeyi bana da verirsiniz ama. Bununla ilgili bir bilgi gelmedi. Geldim size de bana bir bilgi. Bana gelmedi. Bununla gelmedi. İyi o zaman tamam. Şu anda ben de bir şey bilmiyorum. Siz bizden önce duyuyorsunuz vallahi bilemiyorum. Yok şu anda bir şey yok vallahi. Olur ama. Değil mi? Belki olur yani bilmiyorum. Ben şu anda oyunla turnelere çıkalım istiyorum. Çünkü güzel olur bu oyunun İzmir'i, Ankara'sı. Olmaz mı? Gerçi sahne tiyatroları. Biraz büyük bir sahneye ihtiyaç var ama var öyle var, sahneler. Var var. Açık hava tiyatroları falan var yani. Her güzel. Yerde var o. O zaman bizim, yazında bizim devam edeceksiniz o, yani. Gördüğünüz o sistem sahnelere kurulabilecek aynen çok o güzel. Şekilde. O yüzden gidebiliriz. Şu anda Masak 12'de belli mi? Var mı? Yoksa daha şu anda yok, şu belli anda değil. Belli hep değil. Oradasınız. Şu anda sadece Masak 12'de Perşembe ve Cuma günleri oynuyoruz. Şey İstanbul içi herhangi bir yerde olmayacağız. Hep Maslak'ta olacağız. Herhalde diyorum ben Nisan'ı geçiririz. Mayıs şimdi dur. Tiyatro daha epey bir ara verince Mayıs'ın kaçında biz aşağı ama birazcık havanın durumuna göre o. Yani Mayıs'ın ortası gibi sonu gibi belki hani havalar iyice ısınırsa orada bitiririz. İlkbahar turnelerine bir yere gideriz. Daha sonra araya böyle kısa bir o yaz aşırı sıcaklarda bir ara veririz. Sonra yine bir daha sonbaharda bir turneler olur. Öyleydi eskiden yine öyle yaparız herhalde. Ondan sonra ama yerimiz sabit evet. Ankara heyecanlıdır bekliyordur sizi. Ankara büyük bir heyecanla evet. bekliyor. Bir de ben bir Ankara'da bir işim vardı önceden verilmiş bir sözüm vardı. Böyle bir grup seyirciyle buluştuk. Birazcık sohbet gibi bir şeydi o. O zaman provadaydım. Provada iki gün ara verdiğimizde gittim. Anlattım Ankaralılara aman ne coşku ne coşku. Dedim bu sefer Ankara bizim başrolümüz Ankara ve Aydınlık Evler. Ankara bekliyor tabii. Siz o yıllarda ne yapıyordunuz hatırlıyor musunuz? Düşündünüz mü hiç film başladığında? Nasıl? Ay, oyun başladığında düşündünüz mü? O yıllarda ne yapıyordunuz siz? 75'te. Daha düşünmez miyim canım? Aman isterseniz gitmeyin hiç oralara. Ne? Öyle mi? Aman git ne olacak ne yapıyordum ben? Debeleniyordum herhalde lise öğrencisi olarak. Daha okula girmemiştim, konservatuvara girmemiştim. Girmemiştiniz. O daha eskiydi. Daha oyunculuk aşkıyla yanıp tutuşuyordum. İstanbul mu? Nasıl olacağım? İstanbul'daydım. Sonra 82 konservatuvara girişim benim. Ay. İyice gideriz maziye. Ama oyun öyle ne yapalım şimdi? Evet oyun öyle. Benim kuşağım her dönemi hatırlayan bir kuşak çocuklar. Hepsini hatırlıyorum yani. Televizyonsuzluğu da hatırlıyorum. İlk televizyonu da hatırlıyorum. Hepsi var benim çocukluğumda. 70'te değil mi? 70. Televizyonun gelişi. Evet 70, 71. 70, 71. Ama nostaljiye bağlanan, oradan beslenen biri misiniz yoksa ya böyle iyi ne? Çok beslenen biriyim. Öyle mi? Çok, çok seviyorum ben eskiyi. Hikayelerimi de seviyorum, çocukluğumu da seviyorum. Anneanneli, babaanneli yıllarımı da seviyorum. Hep anlatıyorum çocuklara da yani bizim oyunda geçen bir sürü şeyi biz yaşadık. Yani biz sobanın üstünde tuğla vardı bizde de yani. Tabii vardı. O güzel. Yani kaloriferli eve doğmadık yani. Ama bu zaten o dönemin gerçeğiydi. O dönemin yani gerçeğiydi. Bu bir sınıfsal fark değildi ki. O dönemin gerçeği öyleydi. Gerçeği yani. Öyleydi. O yüzden de çok sıcak tanık geliyor oyun. Tanık olduğumuz çok şey var o dönemden yani. Peki şeyi sormak istiyorum. Senin babaannen hayatta mı? Nasıl bir ilişkin var? Onunla nasıl sürecin
Yani aslında, oradan biraz sen de oradan biraz beslendin mi o ilişkiden? Şöyle bir hikayem var aslında. Babaannem hayatta, anneannem de hayatta. biz bir dönem ilk aslında o audition zamanında Serdar Hoca ile de onu konuşmuştuk. Serdar Bilic'te ben anlatmıştım. Ben bir dönem gerçekten anneannemle ev arkadaşıydım. İstanbul'a 2014'te bir dizi için İstanbul'a taşındım. Devam edeceğini, ne kadar devam edeceğini bilemedim tabii ama devam edecek diye taşındım. O süreçte de henüz 16 yaşındaydım. Ailem de hani yanımda birinin kalmasını istiyordu. Anneanneme kalır mısın? Yaşamış kalırım aynı şeyi ya. Bizim aslında anneannemle olan ilişkimiz Zühre ile Ayhan'ın ilişkisine birazcık benziyor. Çünkü ikimiz de çok didişiyoruz. Yani birbirimizi çok seviyoruz ama sürekli didişiyoruz. O bir de şey senin diyor, ergenlik dönemi oluyor. Bir de benim ergenlik dönemi. Allah Allah. Ama o da yani o da Zühre gibi inanılmaz tatlıdır. Çok severim anneannemi. Böyle bir 6-7 ay falan biz bir ev arkadaşlığı yaşadık. Sonra şiddetli geçimsizlik. Sebebiyle ayrıldık. Sebebiyle ayrıldık ama arada görüşüyoruz. Bu işte o beraber yaşadığımız dönemi konuşuyoruz. Ne güzeldi falan diye. Böyle bir hikaye İzlemeye var. İzlemeye geldi mi? Ankara'da izleyecek. Aa güzel. Onu da Ankara'da izlemesini istiyorum. Aslında anneannem, babaannem onlar da çok iyi biliyorlar o dönemi ve Aydınlık Evleri. Çok mutlular oyun için. Özellikle Aydınlık Evleri de anlattığı için. Ankara turnemizi de izleyecekler. Ama babaanne repliği senin hayatında o zaman vardı zaten geçmişte. Vardı evet. Babaanne, anneanne ikisi de çok vardı. İkisini de çok seviyorum. Ben bir tek şeyi oturtamadım kafamda. Yani tamam güzel de size babaanne rolü yani inanılmaz bakımlısınız, inanılmaz hoşsunuz yani. Teşekkür ederim. Orada da ama gördüğünüz gibi orada bak da hatırlıyorum işte 75'i. nasıl inkar edeceğiz? Şimdi o birazcık herhalde artık çağımızın gereği. Hakikaten yaş değişti artık yani. 40'lara genç diyoruz, 50'lere bile genç diyoruz. 60 orta yaştan sonra artık. Orta yaşın da, yaşlılığın da rakamsal olarak değişti. Evet. Yaşı. Birazcık herhalde bende genetik miras sağlam. Öyle daha iyi duruyor olabilirim ama yaş olarak gayet normal. Bir de Zühre'yi düşünecek olursanız, bizim oyunumuzun geçtiği tarihi düşünecek olursanız o zamanlar daha da genç tabii, evlilikler yapıldığını, tabii. Anneanne babaanne çok gençken olunuyormuş zaten. 55 yaşında zaten tabii babaanne ki, falan. Tabii zaten babaanne evet. Yani 55 evet. Yaş babaannelik için evet. Çok yaşlı değil o zaman. O yüzden normaldir. Ben de belki birazcık aceleci davransaydım. Yani daha aceleci demeyeyim de daha erken çocuk sahibi olsaydım. Benim bile şu anda olabilirdi torunum. Çok da şaşırtıcı bir şey değil yani. Oğlunuz nasıl? İyi, i̇yi mi? Gayet iyi. Daha öğrenci. O biraz yeni bakalım daha hayata başlıyor. Daha bitirmedi üniversiteyi. Dediğim gibi ben de daha erken anne olsaydım şimdi o daha yetişkin biri olacaktı. Ben geçen sene Ali'yi gördüm şeyde Çeşme'de, Alaçatı'da çok olgun, çok şey erken, bir uzaktan bir izledim. Evet, yani evet. Olmamız için tabii çok erken şu anda da ya olabilirdiniz evet, yani. Evet, evet. Baktım koca adam gibi dedim ki helal olsun ne güzel yetişmiş şey etrafındaki arkadaşlarına böyle bir arkadaşlar ama bir abi gibi sanki. Evet evet. Aralarında en kısa çocuk. Boylusu ama hepsini evet, kavrayan evet. Birisi. Evet 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 öyle. Çok güzel. Olgun bir çocuk. Simen Hanım siz nasıl buluştunuz oyunculukla? Karşılaştırmalı edebiyat. Evet karşılaştırmalı edebiyat mezunuyum. Yani oyuncu olmak istiyordum ama işte yanlış yönlendirmelerle konservatuara girememiştim. Karşılaştırmalı edebiyat çok istediğim bir bölümdü. Zaten bölüm boyunca da işte sinema ya da tiyatro üzerine tezlerimi de hep bunlar üzerine yaptım. Yani edebiyatın hep işte sinemaya ya da tiyatroya hizmet eden tekstleriyle ilgilendim aslında. Mezun olunca da oyunculuk yüksek lisansı yapmak için İstanbul'a geldim. Ve ona hazırlanırken birkaç ay olmuşken henüz kendimi sette buldum aslında. Yani menajerimle tanıştım, hocamın vasıtası, arkadaşı olduğu için falan. Sonra sette olduğum için bütün o aylarca yaptığımız çalışma sınava giremememle sonuçlandı setten dolayı o yıl. Ondan sonra da ardı arkası kesilmedi ve bir türlü yüksek lisans hayallerimi gerçekleştirememiş oldum aslında. Tamamen sahada kendimi geliştirmeye çalıştım.
Ama uzunca bir süre madem giremiyorum diye işte kendilerince hocalarımın belirlediği bir takım branşlarda özel eğitimle devam ettim. Onlar beni bir yerde desteklemeye çalıştılar oradan. Böyle böyle aslında sonrasında işte sette tanıştığım Muhammed Uzuner ilk bizim tiyatromuzun yönetmeni ve tiyatromuzun sahibi. O beni tiyatroya davet etti. İlk oyunumu da öyle yapmış oldum. Çünkü çok istediğimi ve aslında bütün hayalimin tiyatro yapmak olduğunu biliyordu. Hani bütün hikayemi de biliyordu. Böyle bir fırsat verdi. Ben de tabii seve seve koşu atlaya gittim. O da okul gibi bir dönemdi. Hoş bu da okul gibi oldu bizim için. Böyle böyle başladı. Yanlış yönlendirme? Nasıl yanlış yönlendirme? Yani o dönemde ben Eski Foça'da büyüdüm. Çok küçük bir yerde büyüdüm ve çok fazla danışacağınız biri olmuyor. Hmm. Her yıl ne kadar bizim güncelimize yakın olsa da o küçük yerlerde böyle bir kasabalaşma, bir dışarı kapalılık vardır. Dolayısıyla orada birilerinin aklı neye yetiyorsa siz de o kadar aslında yönelim sağlayabiliyorsunuz. Böyle böyle oldu. Yani benim isteklerimin o şekilde karşılanacağını düşünmediler. Başka türlü bakış açılarıyla yönlendirildim. Neyse ki okuduğum bölümden de çok memnundum ama konservatuvar okumayı tabii ki tercih ederdim. Sen Burak, nasıl oyunculukla? Benimki de ya aslında şöyle, çok ilgilendiğimi hatırlıyorum ufakken. Ufakken 8 yaşında. Bundan 5 yıl önce. Evet, ona o kadar alışmışım ki o şakaya. Bana hep yaş şakası yapılıyor da. Çok ufakken televizyonla çok ilgilendiğimi hatırlıyorum. İşte anneme soruyormuşum daha çok. Anne bak, ben çok güzel yapmıyorlar mı? İşte oynuyorlar. Ben de yaparım bence falan diye. Annem de evet oğlum yaparsın tabii, niye yapmayasın falan deyip böyle konuşuyormuşuz aramızda. Yani ben hayal meyal hatırlıyorum. Annem daha çok anlatıyor. Sonrasında aslında annemin desteğiyle başladı her şey. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun bir böyle bir çocuk konservatuarı, genç konservatuarı gibi böyle hafta sonu gidilen bir aslında programının sınavlarına götürdü beni. Ve böyle bir hepimiz ufak bir parça oynayıp bir şarkı söyleyip sahnede sınava girdik. Ben de kazandım sınavı. 2 sene, 2,5 sene falan orada böyle her hafta sonu annemle beraber, o her gün. Yani her hafta sonu sabahları beni Ankara Sanat Tiyatrosu'na götürdü. Ve aslında ilk tanışmam ve şeyim orada oldu. Ne güzel, annen bayağı, genelde ya hep şunu duyuyorum. Anneler spora, yani ya futbolu antrenmana götürür ya yüzmeye götürür. Her gün tiyatroya götürmüş seni. Tiyatroya götürdü. Süper. Sabahtan aslında akşama kadar. Emek vermiş yani. O kitap çok emek verdi. O yüzden yani annemin babamın emeği çok büyük. Hep desteklediler o konuda. O kitabını okuyordu. Ben de derse giriyordum. Zaten 8'de başlamışsın, 9'da zaten diziye girmiş. Evet. Evet, hemen. Aslında uzun sürmemiş okul hayatı. Evet, ama devam ediyordum yani. Şimdi yazın bir film çektin diye biliyorum. Yanılıyor muyum? Sonbaharda, evet. Evet, sonbaharda. Ondan söz eder misin biraz? O... Tabii. Hem de Zeki Demir Kubuz. Zeki Demir Kubuz'da, evet. Hikayesi, senaryosu ve yönetmenliğin Zeki Demir Kubuz'un filmi aslında. Sinop'ta çektik. Bir de ilk filmim benim. Evet, ilk. Yani evet. Böyle müthiş bir kariyer olamaz. İlk tiyatroda Derya, yani böyle bir şey olamaz. Yani Demet Akbağ'la ilk tiyatroda, Zeki Demir Kubuz'la da filmde. Yani gerçekten şaşırtıcı. Tuncel Kurtulsera rahmetli de dizide. Anlatır mısın biraz onu? Film aslında işte biz Sinop'ta çektik. İki ay boyunca ben Sinop'taydım sonbaharda. Hazırlıklarına da geçtiğimiz yaz başladık. Böyle bir hayat filmin ismi. Bir iki karakterin aslında bir kadın ve bir erkeğin, genç yaşlarda bir kadın ve bir erkeğin birazcık böyle büyüme hikayesi gibi geliyor bana hikayenin anlattığı. Yani bir şekilde karşılaşıyorlar ve bir tanışıklıkları oluyor ama o başka bir yöne gidiyor. Sonra diğer karakter onu takip ediyor. İkisinin de aslında birazcık yolculuğu gibi. Hani çok da spoiler vermeden nasıl anlatabilirim onu, öyle şey yapıyorum ama benim için çok keyifli bir süreçti. Yani filmin başından sonuna. Bir de çok tecrübe oldu. Zor bir yönetmen diye biliyorum ama Zeki Demir Kubuz'u. Biz çok iyi anlaştık. Çok da yani set de çok şey geçti. Verimli ve bana çok şey öğreten bir yer oldu. Sonrasında da aslında
güzel arkadaşlıklar da edindim orada. Gerçekten böyle çok tecrübe ettiğim şeyden çok memnun olduğum bir süreç oldu aslında film. Çok güzel. Demet Hanım, genelde genç erkeklerin ve genç kadınların hikayeleri anlatılıyor. Dünyada bu mesela yeni bir trend başladı. 50 yaşı üstü hayatların hikayeleri daha çok ilgi görmeye başlıyor. Özellikle bu dijital platformlarda inanılmaz filmler çok güzel. Yani Türkiye'de bu konuda bir eksik görüyor musunuz? Bu konuya el atmayı düşünüyor musunuz? Belki abi atarız. Yanlış mı? Mesela sizi ilginizi çekiyor mu? Dikkatinizi çekti mi? 50 yaş üstü hikayeler mi? Başrol yani olacak. Onların hikayeleri olacak. Valla hikayenin ne anlattığı, ne dediği, nasıl diyaloglarla bezendiği, ne kadar inandırıcı olduğu önemli. Yani yaş, her yaştan karakter koyabiliriz hikayenin içine ama bence çok da güzel olur. Niye olmasın? Yani şimdi tabii ki bir ticari bir durum var ya, hani bizde illaki bir güzel kızımız olacak, bir yakışıklı delikanlımız olacak. Onların aşk hikayesinin etrafında bir de büyükler oluyor, dönenler. Amcalar, halalar, teyzeler, büyükanneler. Tersi de olabilir. Niye olmasın? Onlar ve onların hayatındaki gençler. Evet. Ana hikaye o. Bence iyi. Evet. Destekliyorum. Buradan Yılmaz Bey'e selamlar o zaman. Evet, bir şey yazmalı bu konuda o zaman. Destekliyoruz. Harika. Güzel şeyler de yazılıyor aslında. Yani mesela bizim benim geçen sene oynadığım hikaye televizyonda bir kadın hikayesiydi Akrep. Evet. Yani üstelik de hani iki kadın başrolü 50'nin üstü. Ve çok farklı bir hikayeydi. Evet. Yani değişik bir şey olunca insan. İşte ben de uzun süre mesela yapmamıştım televizyon projesi. Orada da yine o karakter ve o hikaye beni cezbetmişti. O yüzden kabul etme sebebim oydu. Var tabii ki. Neden olmasın? Biraz da tabii seyircinin de buna alışması ve açılması gerekiyor sanırım. O kadar öyle yükledik ki seyirciyi, genç kadın evet, başrol, erkek başrol. Zengin fakir hep aynı hikaye. Yani, hep aynı hikaye. Hep, yani. Hep aynı şeyin. Yani. Aslında var, her türde var. Gençlik evet, dizileri de var. Mesela ben bazılarını çok beğenmiştim zamanında oynayan. O lisede geçen, üniversitede evet, geçen. Onlar da hoş. Yani hayatın içinde her yaştan insana hikaye var. Var. Onu süzüp, seçip doğru bir hikayenin içinde bir potada erittiğiniz zaman aslında doğru olan o. Hayatın evet, içinde her yaş ve her türlü olayı seyrettirebilirsiniz seyirciye. Yeter ki samimiyeti ve inandırıcılığı olsun. Evet. Ticari kaygı taşımadan bir hikayenin içinde yer alırsa, çünkü bazı işler öyle oluyor ister istemez yani. Evet. O hikaye olarak geçmiyor da şu, bu sene şunun dizisi, bunun dizisi, onunla bu yakışıyor mu, saç renkleri birbirine uyuyor mu, yani böyle hikayeye değil de karaktere, pardon, yazdığınız metne oyuncu bulursanız evet, o daha doğruyu bulacak herhalde. Evet. Oyuncuya göre hikaye yazmak değil de hikayeye göre oyuncu bulmak. Bu Aydınlık Evler'de Sinem Ünsal'ın özellikle ve Salih Bademci'nin olmasının, şimdi auditionlara izi baktık dediniz. Yönetmen evet, ona göre seçim yaptı. O zaman benim düşündüğüm, ben ilk başta belki seyircinin de öyle aklına geliyor. İşte Salih Bademci'nin şu anda çok şey durumda şu anda. En çok popüler olduğu döneme denk evet, geldi. Sinem Ünsal çok popüler bir diziden çıktı. Siz zaten ustasınız. Yani çok güzel bir kurum. Sanki buna kurgulanmış gibi ama sonra oyuna gidince ve biraz önce de audition'dan bahsedince, yönetmenin titizliğinden bakınca sete tiyatroyu yerinde izledikten sonra böyle evet, olmadığını anladım yani. Yok, evet, aslında evet, başlangıçta dedim ki ya acaba şey mi oldu? Yani, çok Şampiyonlar Ligi bir araya toplanmış gibi. Değil. Yok, hiç öyle değil. Yani kendi adıma hiç öyle değildi. Biz bayağı önceden, ben de Nisan'la tanışıyordum. Aslında o vesileyle. Yani o zaman şöyle oldu, söyleyeyim. Bu hikaye 2 sene önce biz yola çıktık. O zaman Salih bu, Bademci yoktu. Salih Bademci yoktu değil. Vardı. Salih Bademci'yi ben o zaman da söylemiştim. Ha, o zaman da bizim kadromuzdaydı. Yok yok, şöyle diyeyim. Şu popülaritesi anlamında. Yani hani seyircinin aynen, algısında aynen, neyse yani ya, en son yaptığı projeler, işler anlamında söylüyorsanız. Aynen, evet, aynen. Ondan diyoruz tabii ki, yoksa hayır, oyuncularına söyleyecek hiçbir şey. Hayır, o hiç o zaman da yoktu. Şey, ben o zaman da Süreyya karakterinin karşısında, bakın benim notlarıma Salih Bademci yazar. Aa, süper. Onun
2 yıl sonra tekrar biz projeyi hayata geçirmeye niyetlendiğimizde hakikaten çok daha yoğun bir dizi temposu olabilirdi. Hmm. Onun olmaması bir mucize. Allah'ım inşallah bir dizisi olmaz. Olursa da olmayıverir aniden diye ben dua ediyordum. Bir de böyle diyordum yani. Yani haftanın 5 günü, 6 günü sette olduğu bir döneme denk gelseydi yapamazdık. Allah'tan onun hem popülaritesi hem de boşluğu denk geldi provalara. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş ama. Ya iyi oyunlar hep şey oluyor zaten. Çıkınca öyle konuşuyorsun. Ya herkes denk gelmiş. Ya şu olmamış. Keşke şu karakterdeki kişi başkası olsaymış diyeceğiniz sizin Aydınlık Evler'de bir kişi bile yok. Herkes çok yani kadar iyi. Sanki seçilmiş gibi bence çok yani. Çok sevindim. Süper. Çok sevindim. Çünkü titizleniyorsunuz ister istemez. Yani tiyatro bu başka bir şeye benzemez. Yani bir de bu bir kısa vadeli bir çalışma değil ki. Şimdi biz bir süre sonra birbirimizin artık turnelerle murnelerle biz yani ailemizden çok birbirimizi görecek hale geliyoruz. Evet. Kulis hayatı önemli, kulis yaşantısı önemli. Birlikte seyahatler edeceğiz. O yüzden de uyum ve doğru seçim çok çok önemli hakikaten. Buna titizlendik hepimiz yapımcımızdan yönetmenimize kadar. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İşiniz bol olsun. İşiniz bol olsun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Olacaktır da zaten çok öyle teşekkür ediyoruz biz de ağırladığınız için. Size de kolay gelsin. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.